selam, hoş Selamlar, geldin. Merhabalar. Nasılsın, iyi misin? Gayet iyi valla, yoğunluk yolunda her şey. Evet, evet. Güzel, evet, süper. Güzel, güzel. Bu yaşında hala devam ediyorsun zaten bu mesleğe. Valla ve yorulmuyorsun yaş da. yaşı yok diye düşünüyorum. Değil bir mi, de şey basit. mesela emeklilikten bahsediyor arkadaşlar bizim sektör hmm. değil de mesela diğer dış dünyada. Ya diyorum bizde emeklilik olmaz ki yani. Yok. Ee, hani sağlığımız iyi olsun hmm. devam edelim. Ee, yani bir iş gibi görmüyorum ben aslında. Yani tabii ki iş bir meslek ama... hani. Ama tutku hiç... daha ağır basıyor Kesinlikle. zaten. Aslında bizi de bir şekilde bu mesleğe devam ettiren şey de o ya. Evet, yani evet. Benim yaşım genç tabii ki de bunu söylemek için belki de çok erken ama senin için öyle olduğunu düşünüyorum. Ama veya... sizler için de öyle çünkü öyle başlıyorsun ve öyle Evet. Yani hani ben bundan 40 sene önce de işte ne kadar oldu bilmiyorum 83-84. O zaman da aynı şeyle, enerjiyle, Hı -hı. işte iş film çekeceğiz, işte Hı -hı. kısa film, 16 milimetre izin nasıl alacağız, nasıl kaçak çekeceğiz falan heyecanı. Şimdi de başka heyecanlar. Evet. Zaten tabii. bizi canlı tutan, belki de sağlıklı tutan bu Hı -hı. hobi gibi görüyoruz. Hatta yapımcılara sakın söylemeyin diyorum, şakayla karışık. Şimdi burada da zaten söylemiş olacağım. Hı -hı. Biz. Ee, hobimizi yapıyoruz. Bir de üstüne para veriyorlar diyorum. Dünyayı geziyoruz, dolaşıyoruz. Çok ...bir de üstüne mantıklı, para veriyorlar. Takımını, yakımcıları Aslında... söyleme dediler ama öyle öyle, yani. öyle abi öyle. öyle. Aslında öyle. sevdiğin işi yapmanın tuhaf bir hazzı var ya evet. her daim. Ben öyle bakıyorum en azından Kesinlikle. kendim için. Kesinlikle. Çünkü şey insanları daha doğrusu benim motivasyonum genelde şey oluyor. Ee, ...birçok meslekte e, insanlar ne bileyim çalışıyorlar belki istemeyerek yapıyorlar ne işi. Ne yazık öyle insanlar mutsuz olma Aynen sebebi o işte. Ama her tamam. ne olursa olsun 20 yıl boyunca belki 30 yıl boyunca o işe devam ediyorlar. Ve hmm. 30 yıl çok uzun bir süre sürekli aynı işi yapabilmek için ama onlar çok fazla benimsemişler. Onlar mesela ne bileyim bir öğle yemeğinden sonrasında ailesinin yanına gitmeyi istiyor mu? Elbette istiyor ama işini o kadar çok fazla benimsemiş ki yine işine dönmeye bir şekilde ikna olabiliyor. Şayet istemeyen biri yani istemeyerek yapmış ama bunu bir şekilde benimsemiş biri varken benim sevdiğim işe sarılmam gerekiyor. Aslında tabii. Düz mantık bu gibi geliyor bana yani. Benim en büyük motivasyonum oradan geliyor yani. Tabii bir de mesleğin güzel bir tarafı hepimiz için geçerli bu. Bağımsız çalışıyoruz ya. Yani evet, bir yere tabii. bağlı değiliz bir kuruma. Deliye her gün bayram diyorum ben. Bize her gün tatil Hı -hı ve belki de sonsuza kadar işsiziz. Tabii. Ama belki de 3-5 gün sonra bir anda böyle 6 ay boyunca dolacak, seni dolduracak bir teklif alabiliyorsun. Kesinlikle yani öyle. Özgür Tuhaf bir dinamiği var Evet, yani. yani plan yapamıyorsun. Ben mesela uçak biletlerimi hiçbir zaman kullanamadım. Hiçbir zaman yandı yandı gitti, <laughs> yandı yandı gitti. Ben de öyle çok uçak bile şey konser bileti yakmışlığım evet, var. Evet. Aklımıza yani. estiği zaman tatile çıkabiliyoruz. Özgürüz. Bize hmm. özgürlük sağlıyor ama iş olduğunda da yani zaten satmayalım teresatmayalım. Hepimiz aynı meslekteyiz Hı -hı. ama e, iş geldiğinde de çok sıkı ve yoğun çalışıyoruz. Yani başkalarının e, şaşıracağı kadar. Yani nasıl aynen, bu aynen. saatte bu çalışıyorsunuz, bu soğukta çalışıyorsunuz, Hı -hı. bu sıcakta derken e, sorunsuz sinemacı şey, tabii. filmci. Yani zaten film. aslında işin zorluğu da bir yandan tetikleyen bir şey de tabii. olabiliyor yani. Bana tabii. çünkü bir ee, bir görüntü yönetmeni tanıdığım söylemişti. Zonguldak'a gidiyorlar bir şeyde maden ocağına Hı -hı. çalışmaya gidiyorlar. Tabii şey bir günde her şeyi çekmek zorundalar çünkü tekrardan geri dönecekler İstanbul'a ve belgesel işi. O yüzden sabah ilk giriyorlar. E, şey orada çalışan bir madenciyle denkleşiyorlar ama onun vardiyası bitiyor. Sonrasında tekrardan e, tabii uzun saatler çalıştı, çalışıldığı için o o günde. Sonrasında sabahında denk geldikleri madenciyle gece tekrardan denk geliyorlar. Vardiya değişiminden evet. kaynaklı. Adam dönmüş demiş ki, ''Abi sizin işiniz çok zor ya.'' <laughs> sen bunu diyemezsin. Yani sen madencisin. Senin evet. işin dünyada en zor iş diye kan, şey sayılan işte bir şey. İkinci iş. Bizim Aynen öyle. Var. Tam doğru mu bilmiyorum kaynak Ben de hep öyle ama duyuyorum böyle ama deniyor yani. evet öyle deniyor evet. kesinlikle. O anlamda tuhaf işte yani orada o saat onca saat kalabilmek bile aslında Tabii. biraz değişik bir hale getirebiliyor insanı. Bir de mesleğin güzel tarafı e, her ortamda bulunabiliyorsun. Değiş Tabii. değişken bir şeyin içindeyiz mesela. Ben Çanakkale Savaşı'nda savaştım diyebiliyorum. Son mektup filmiyle o dekorlar, setler, <laughs> o yaşanan olaylar, tarih. Sonra bir anda e, su altında bir şeyler bir şeyler yapıyorsun. Bir anda havaya <laughs> çıkıyorsun. Bir anda pilot oluyorsun. Aynen. Bir öyle. anda başka bir şey oluyorsun. Madene de şeye de girdik Zonguldak'ta. Şimdi hmm. sen Zonguldak deyince e, Kelebeğin Rüyası'nın ilk senaryosu hmm. farklıydı o zaman. Yılmaz Erdoğan, sanat yönetmeni Yaşarla birlikte hmm. Karadeniz'in altında oyulmuş böyle bir kilometre mine yani suyun tabanının zeminin altında oyulmuş dekovillerle karanlıkta hmm. şeye gittik o an şeyi yaşamak için o yani ne oluyor nasıl oluyor elimize verdiler şeyleri makinaları. <laughs> inanılmaz bir şey üstünde su var deniz var Karadeniz. Sen alttasın ve yani tuhaf işte onu yaşıyorsun sinemacı olarak kesinlikle. para versen giremezsin. Aynen oraya. Para öyle. Para versen denizaltının içine bir uzay gemisinin içine bir yere yani çok zevkli bir iş kesinlikle bence. Kesinlikle abi kesinlikle ben de çünkü bir kere böyle şey Skorsky'e binmiştim Ankara'da hmm. Gölbaşı'nda ee, bir tanıtım filmi gibi bir şey vardı hmm. bir ekip alttan e, Zodiac'la... Skorsky çekiyor. Ben de aşağıdan şey yukarıdan aşağıya e, zodya çekeceğim ve pilot o kadar çok böyle şey yani işinin ehli biriydi ki Hı. içim dışıma çıktı. Tabii. Çok acayipti yani. O başka bir de, tecrübe ve deneyim ayrı mevzu. Ama gerçekten para versem ben Skorsky'li o saat yani onca saat boyunca havada kalamam yani evet, öyle bir evet, gerçek evet. de var. Ben ilk mesleğe başladığımda bunu çok yabancılı yani çok yabancılaşıyordum abi. Çünkü şey var. Ne bileyim Sabah ilk bir set böyle çok büyük bir villada çekim yapıyorsunuz. Ondan sonrasında gidiyorsunuz bir işte yolda bir çekim yapıyorsunuz. Ondan sonrasında gecesinde hiç tanımadığınız bir insanın, ailenin, evinin banyosunda da çekim yapabiliyorsunuz. Ben neredeyim? Ben ne yapıyorum? Bu nasıl bir şey falan diye çok fazla sorgulamıştım. Ama tabii bu sorgulama zamanla kayboldu gitti tabii, yani tabii. alışıyor çünkü. Mesleğin insanlara. güzel tarafı cilveleri. Kesinlikle, kesinlikle evet. öyle. Abi e, yani havayla olan durumunu zaten bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Havacılıkla daha doğrusu. Hı -hı. Ve böyle Türkiye'de şu an için hatta yurt dışından geldiklerinde bile parmakla gösterilen kişi kişisensin. Öyle bir durum söz konusu. Bu çok büyük bir başarı. Bu senin tutkununu aslında sinema. yani Havacılık tutkununu sinemayı bir şekilde birleştirebilmenin büyük bir bence gururu. Peki sana bir şey olursa biz ne yapacağız? <laughs> Onu hiç düşünmüyoruz ama tabii havacılık da kurallar kanla yazıldığı için hı -hı. çok daha dikkatli ve kurallara uygun hı -hı. yapılıyor her şey. Şimdi tabii bu sorunun altında birini yetiştirmiyor musun? Var ki Aynen. ben ah diyorum keşke ben sadece pro, yani bazı önemli işlerde hı -hı. benim tabii ki olmam isteniyor ama iş akışı o kadar yoğun olmuyor. Yani hı -hı. ben mesela aynı zamanda işin bağlantılarını kuran CEO'su oluyorum. hı. -hı. hı, -hı. Uçuşla ilgili planlamayı yapan aerial coordinator oluyorum bir şekilde. Yani notam, izinleri nereler, yasaklı oralar, hmm. kaç mil nasıl çekeriz, pilota da bir hazırlık yapman gerekiyor. Tabii muhakkak. Ondan sonra aleti sök tak işin amelilik tarafını da asistanımla beraber yapıyorum. Ya bir taraftan evet orada da kalkıp zaten... uçuyorum şimdi. Mesela Tabii. hani orada bir operatörüm olsa ama bu sefer de benim asistanım diyor ki Uğur abi sensiz olmaz çünkü ben görüyorum yani canlı yayın yapıyoruz. Başka bir sorun var orada. Hı -hı. Başka bir sıkıntı var. Yabancı Hollywood filmi çekiyorsun. Havada pilot yabancı. Onunla İngilizce şey havacılığı bilmek lazım. Hı -hı. Açıları tarife eşim de hani biraz bazı ıı, belli bir yere gelmiş insanlarda Iı, yerine birini koyamama gibi bir sıkıntı vardır hep yani. Hı -hı. Şimdi ben öyle yaklaşmıyorum mesela ama bakıyorum şey bulamıyorum. Yani mesela hani bir basit bazı çekimlerde operatörümüz olmuştu. Çok Hı -hı. da iyi işler. Ama belgeseldi. bir işte bir, bir işte aşağıda bir tarla çekiliyor. Bir Karadeniz yaylaları çekiliyor gibi. Hı -hı. Çok değerli arkadaşlarımız faydalı oldu film çekiyor. Ama ne yazık ki üstüme de sıkılmadan söylüyorum bunu ama yapıyorum ama hmm. çok büyük bir iş yükü bindiriyor bu bana. Tabii Planlaması, muhakkak. bütçelendirilmesi, işin alınması, Aynen, organizasyonu öyle. falan öyle bir blok iş bu. Sadece hani operatörlük işi de değil hmm. tabii ki. E, Ekipmanda dünyada 16 tane olan çok özel bir ekipman. %100. Çok iyi bakmamız lazım çünkü Amerika'da değiliz hemen parçasını değiştir, onu tabii. yap, bunu yap değil dikkatli olmak lazım kesinlikle şey yok mu peki hiç denk geldi mi diye soruyorum yine ee, bir pilot da olabilir bu Hı -hı. pilot herhangi bir pilotun e, sinemaya dair bir ilgisi alakası, alakası var da Hı -hı. böyle ne bileyim hiç teşne olmadı mı acaba çekimler için yani Fred North'u biliyorum mesela O en da uçtu mesela Fred. Le. Ama ben... kendisi bir pilot, Tabii. Yani bir görüntü yönetmeni değil. Tabii. Ama çok iyi bir sinema gözü olmaya başlamış belki de bir raddeden Kesinlikle. sonrasında ve artık o şu an için number one gibi gözüküyor. Evet. Acaba evet. hiç öyle birine denk geldin mi? Geldim, geliyorum işte Fred'le çalıştık organizasyonların içinde. Yok, şey ülke bazında ha, soruyorum Türkiye'de burada. Türkiye'de şöyle bizim şimdi pilotlarımız çok değerli, eksik değil. Hepsi Hı -hı. çok başarılı ama çekim pilotluğu tekniği farklı bir şey. Tabii çok farklı gerçekten kamera açıları mesela helikopteri kullanırken emniyetli bir şekilde bir taraftan da monitöre bakabilip açıyı ayarlayabilmen lazım. Ve Kameraya çok... yardım etmen lazım. Ben onu Fred'de gördüm ilk. Yani ben ona ben e, onun videolarını e, görünce e, kafayı yiyorum ama çok acayip yani evet. o stabillikte aşağıya kadar inip bir pike yapıp tekrardan yükselmesi evet. ve ara, binaların arasından geçmesi falan Şimdi ilk Türkiye'nin gyro sistemi işte bizdeki Shotover K1 o Hı -hı. da en hani bir 3 boyutta çekebiliyoruz. 3 kamera ereyiler falan şimdi ben ilk cihazı aldım. bir iş geldi çekiyoruz kulelerin üstünde bir adam duruyor intihar edecek. Biz de etrafına döneceğiz Şimdi pilotumuz çok değerli. Asker emeklisi, çok Hı -hı. yetenekli bir pilotumuz ama ben aleti daha yeni almışım. Prova yapma şansım da yok. Ben dönmeye çalışıyorum, pan yapıyorum. Helikopter böyle düz gidiyor. Ben aleti döndürüyorum O kadar zor bir işmiş bir Tabii, halbuki. Sonra ederim. yabancı pilotla uçunca anladım ki helikopterin burnunu kameraya yardım edecek şekilde çeviriyor yüzde %80'ini o hallediyor. %20'lik bir iş bırakıyor Gyro'ya. O zaman stabilizasyonda sorun yok ama kadrajlamada çok daha hassas yapabiliyorsun. Tabii tabii tabii. Fark burada işte. Mesela Aynen öyle. bisiklet yarışları çekti geçen sene. Ben Hı -hı. birkaç kere de canlı yayın yaptım işte Hı -hı. bu maratonlar. Orada özel pilotlar geliyor. Ha bizim pilotlarımız diyor ki ya bizim ne eksiğimiz var ama arkadaş yani tabii bir hafta boyunca bisikletleri takip edeceğim, açıyı yakalayacağım, kulağında kulaklık canlı yayın yönetmeni pozisyon yakalayacağım, Üç boyut duygusu hı hı. ön plana bir ağaç alıyor hemen pozisyon alıyor gidiyor bir tarafa şimdi bunu bu bir deneyim yani %100. bu bir eksiklik demeyelim ama belli bir şeyi var standart şu kadar saat yarış deneyimi olan pilot uçabilir diyor mesela Aynen Uyu. Öyle. o şeyin kuralında var. Çünkü aslında bir yerde de ona da güven veriyor. Ee, e, yani tabii. organizasyon için güven veriyor. Kesinlikle. Bir de yani. kaza da ya şey yapabilir yapabilir. Tabii. Her an bir tele takılabilirsin, Aynen bir şey öyle. olabilir. O yüzden hani bilmiyorum mesela şey bile bana hani bu e, Amerika'da e, çoğunlukla öyle görselleri tabii ki de şey, e, görüyoruz. Hı -hı. Ama böyle bir işte polis kaçan bir arabayı kovalıyor. Hı -hı. Evet. Ve her zaman naklen bir yayın olur eee helikopterden. Tabii. Mesela o yayın bile yani onun çekim açısı bile yani çizebilirim böyle en azından nasıl olduğunu Hı -hı. ve nasıl takip edildiğini. O bile aslında azıcık bir fikir verebiliyor. Tabii. Yani bir sinema şey havacılık sinemasına giriş 101 diye gösterilebilir gibi geliyor bana en evet, evet, yani. Evet. Yani o pilotun anlamda çok şeyi mühim. bir ekip işi bu zaten. Yani pilotun Tabii. tamamlaması gerekiyor. Açıları göster bazen açıları tespit ediyor. İşte yani birlikte yapılıyor aslında evet, evet. organize ediliyor. İşte bir ekip işi bu. Herkesin şeyi çok değerli. Bizim pilotlarımız da bu arada kimse alınmasın gerçekten söylüyorum. Hani burada şey yok, Ona diye Çok yok. yetenekliler. Yani düşünsene adam Güneydoğu'da vadilerin arasında da mağaralar Tabii. şeyler ama çekim tekniğinde benim yardımcı olmam gerekiyor ilk birkaç iş. Ondan sonra şöyle bir şey başımıza geldi. Ee, Inferno e, Da Vinci şifre 4 Hı -hı. için Tom Hanks'in işte oynadığı bölümde Bu, Amerikalı ekip biz pilotumuzu getirelim dediler. Hı -hı. Ben de dedim ki bir deneyelim bak bizim çok genç yetenekli bir pilotumuz var. Deneme uçuşları falan çok bayıldılar. Başarılı oldu ve sonra da o pilota teklif etmişler. Sen ya biz seni götürelim Gerçekten, orada gel. Çok Adam iyi. şimdi gitti ama hava yolu pilotluğu yapıyor tabii şimdi. Hmm. şimdi. Şeyde, helikopter pilotunu kaybediyor. Yani bir şüphe duyuyorlar. Çok doğal bu. Ya yani evet. Bilmiyor şimdi sen gitsen Ona bir yere. Bir ülke yani. Ya bir... de zaten şey de var ya abi ister istemez. Hmm. O tarafla beraber yani şey Amerika ile daha doğrusu Hollywood'la kıyasladığımız vakitte büyük bir sektör orası. Tabii bizimkisinize sektör denebiliyor mu hatta hmm. onu bile bilmiyorum kıyasladığımız hmm. vakitte yani orası bambaşka bir yer o yüzden bu tabii imkanlarda işin içine giriyordur diye düşünüyorum çünkü evet. ne kadar çok fazla hava çekimi yapılacak bir iş olacak da Türkiye'de tabii tabii o e, orada yani buradaki pilotlarda bunu deneyebilirsin veya onlara birileri şans verebilsin i̇şte mesela benim pilot olmam orada devreye giriyor o bir evet, avantaj çok oluyor büyük hem avantaj. yapımcı için aşırı büyük avantaj line production için Türkiye'deki hem de benim hani arada ben sünger görevi görüyorum hmm. mesela pilot Pilotu. ...açığı demeyeyim ama... ...o konuda eksik ve deneyim şeyi varsa... ...onu kapatabiliyorum ben. Hani mesela sağ pedal, sol pedal... ...biraz sonra hmm. monitör falan filan derken... ...iş yürüyor gene. Hmm. Gürcistan'da da aynı şey yaşadık. Yine çok değerli bir pilot arkadaşımız. Yabancı ama mesela yabancı bir film çekiminde... ...daha önce çektikleri bir işte... kargil Girl filminde... ...başka bir pilotla uçmuş. O yardımcı pilot olmuş. Hmm. Biz şimdi uçarken bu tapkan, Hint tapkanı için... Hmm. ...bana soruyordu hep. Uğur diyor, niye diyor... Dibine kadar giriyoruz diyor objenin diyor. Hmm. Yani sizin diyor zoomunuz diyor güçlü değil mi? Evet diyorum. Ama alan derinliği diye bir şey var. Hmm. Ee, arkası çok uzaktan ben zoom yaparsam arka taraf yapışıyor. Hmm. Derinlik ol. Ha dedi bak çok güzel dedi ilk sormuşum bunu dedi. Yani hani böyle pilotla bir dirsek teması içinde. Kesinlikle. Yavaş yavaş gerek şeyleri anlatınca anla yani öğreniliyor da bilince, deneyim, ayıp olur aynen, ama aynen. hani. Şey yani ben de başka bir alanda bir şeye girsem hani deneyimim olmayacaktır Hı -hı. çok o alan hani iyi araba kullanıyorumdur ama yarışa giremem mesela hani e, tabii ki mi? de hani ben... aynen zaten aslında Hı -hı. burada da senin kendini geliştirmenle alakalı ya tabii. çünkü belki bu bir gençken bir hobi olarak sende başladı veya bir tabii. tutku olarak başladı Tabii. ama şu an hobi diyebilir miyiz bilmiyorum şimdi havacılık, Denmez herhalde şu an senin için havacılık Sinemayla hobi yani. birlikte başladı çocukluğumdan beri aklım Hı -hı. havadaydı ama tabii eş başa baş gidiyordu pilot Hı -hı. olabilir olur muydum ticari pilot olmayı istemedim hiç. Hı -hı. Hep böyle pırpırlar, küçük uçaklar, Hı -hı. cicili bicili. Filmlerden o da böyle? Hep yavaş evet, filmler evet, izliyorduk tabii. çok. Kesinlikle. Ama hep de oyunların böyle çocukken şeydi böyle bir film sahnesi canlandırmak işte kameralar, Hı -hı. maketler bir şeyler. Ama tabii böyle şey bir çocukta değildim. Arkadaşı olmayan, eve kapalı böyle paranoyak, <laughs> kendi başına böyle bir şey gibi değil öyle Hı -hı. var. Ama kendim de evde tasarımlar yapıyorum. Kendim de zamanımı değerlendiriyorum. Uçak maketleri, bir şeyler. İşte kartondan kameralar hmm. falanlar. Şimdi havacılık da öyle olduğu için İstanbul'a yerleşince ailem eee ilkokul yıllarından hmm. itibaren e, o zorunlu burada, bir durum oydu. babam öğretmendi. Ha, Emekli okay. oldu. Bu benim de gelecek gördü bende aslında sinema çok da hani o babam sayesinde bir şey oldu ya, biraz öyle. bu. kesinlikle. Evet, Şurumi bir şey hani yani. Manisa tamam güzel İzmir yakın ama ne olurdum ben bilemiyorum. Belki belki fotoğrafçı olacaktım. Belki yani de, mahalle olur yani ya da ne, ne yöne giderdim. Hı -hı. O şeyi görünce Bence babam bana Bence havadan de, devam ederdin. Ticari olmayı düşünmüyorsun musun? De. belki bir yerde olurdun ya. Belki de ama işte babam sayesinde burada İstanbul'da biz yani o da konfeksiyon işine girdi. Hmm. Annem stilist, modelist oldu. Bir aile şirketi. Bu, bu arada ben de Sinema TV... Bu, Tabi soru değişti gibi oldu ama şimdi ben sorun nasıl yok abi keyfine bak hayır, hayır hayır hiç problem yok. Ee, şimdi yeni yeni bilinçleniyoruz böyle filmleri izliyoruz ama işte yönetmen yönet yönetmen, yönetmen, yönetmen hmm. bir şey falan nasıl oluyor da oluyor bu işler. Mimar Üniversitesi Sinema Televizyon Merkezi'nin Sinema TV Enstitüsü'ydü hmm. o zaman film gösterimleri vardı ücretsiz hmm. haftanın üç günü ve ben oraya gitmeye başladım Hı -hı. lise son zamanı. Bu arada İpsak Sinema Kulübü, fotoğraf bölümün değil, e, sinema bölümü vardı kendi bünyesinde. Hı -hı. Yeşim Ustoğlu ile tanıştım orada. İşte birçok değerli şimdi önemli konulardaki arkadaşlarımız Hı -hı. kısa kısa filmler, 8 mm filmler falan çekmeye baş. denemeler. Hı -hı. İşte Yeşim böyle film çekmek istiyor. işte bir falan ilk Yeşim'in 16 mm ...kısa filmlerinde ben direkt kafadan görüntü yönetmeni olarak girdim. Hikaye cesaret... nasıldı? Sevmiş miydin mesela o zaman hikayeyi? Tabii tabii yani. Yoksa şey ee... miydi? Senin için bir e, fırsat bu. Aslında hani ben yani kendi mesleğimden biraz daha da değerlendim diye. Ama Hı -hı. şimdi tabii orada hikayeyi beğeneceğim, beğenmeyeceğim, seçeceğim gibi bir şey de yok. Yani Hı -hı. bir kısa ama... film çekme heyecanı var. Evet film işte aynen çekme onu heyecanı. sormak istedim aslında. O tabii aynen. yani bir şeyi başarma bir de gerçekten Magna Fantagna diye Yeşim'in ikinci filmi sanıyorum... Hı -hı. 16 mm sesli çektik. Ne cesaret ya? O zaman Türkiye'de sesli çekim var ama hı hı. bu kadar gelişmiş ses ekipleri yaygın falan değil. Mesela Orion o zaman yok. Hı hı. Ama işte şeyler, Orion ekibi bizdeydi. Hakkı Çok Yazıcı, iyi. işte seste işte bir diğer arkadaşlar falan Çok böyle. Şey. Böyle başladı şey ve Sinema TV'de ben biraz sevda Dedim bu okul benim hı hı. okul yani. Çünkü gide gele ben oraya şeyi görüyorum yavaş yavaş öğreniyoruz ya işte Metin Erksan, lütfakat Hı -hı. Türk sinemasına aa diyorum Metin Erksan galiba bu ah lütfakat <laughs> aa işte birisi falan çok beni o okul başka bir büyüledi. Burası Doğrudur. olmalı dedim. Başka bir okul olmaz benim için. Bir diye. de şey durumunda var ya belki öyledir diye düşünüyorum şu an. Yani ben en azından böyle Hı -hı. hani işte küçükken ve asistanlık dönemlerimde falan biraz daha araştırabiliyordum Hı -hı. kimmiş o neymiş vesaire falan gibisinden ama e, senin döneminde bu Tabi internet olmadığı için Tabii en çok büyük zor eksiklik. Bilgiye, e, bilgiye ulaşamıyorsun. ve Birini gördüğün zaman aslında o senin kafanda çok daha büyük büyüyebiliyor. Tabii. Ve ona erişim de aslında çok daha kıymetli olabiliyor daha doğrusu. Ben ve mesela, Genç yaşta bir iş üretebilmek evet, aşırı mühim. American Cinematographer'ı keşfettim. Nerede? Amerikan Kültür vardı. şeyde. E, şimdi İngiliz Konsolosluğu orada ha. arkalarda. Beyoğlu'nun arka tarafı. Hmm. Oraya gidip kütüphanede American Cinematographer okuyorum arasından bir şey düştü derginin. Meğerse ka üye kayıt şeyiymiş... Evet. Hala yapıyorlar şimdi, biliyor musun? Onu hala Aa, devam dedim, ediyorlar böyle, ona doldurdum yani. onu ben. Hı Hadi ama bu sefer banka çeki istiyor. Gidiyorsun evet, banka tamam. çeki koyuyorsun içine, postalıyorsun. Sonra posta kutusu tuttum. Dergi gelmeye başladı hmm. eve falan böyle. <laughs> Hala duruyor dergi Öyle öyleydi yani şey çok kameraların broşürleri mesela evet. Ari'nin o zamanki temsilciliği vardı. Ya o çok Yok. mühim değil mi abi ya? Yani evet. American Cinematographer evet. dergisinin ilk e, basım yılı 1923. Evet, evet. 100 yıl yani. Yani ve şey anlamında değerli. Tabii ki de hani bu ülkedeki sinemanın da teknik anlamda bir yerlere gelebilmesi veya evet. önemli bir unsur olduğunu e, kabul edilebilmesi bir tık geç olmuş olabilir ama hala devam edebilmesi çok büyük etken e, insanların gerçekten ona yani var olan mesleğe bir şekilde katkıda bulunuyor olabilmesi meslektaşlarıyla beraber çok büyük etken ben ilk duyduğumda böyle şok olmuştum yani 1923 ne demek yani hani hiç evet. hangi gazete hala devam ediyor ve onlar hala devam etmeye de başarılı başarmışlar bir şekilde Falan Bizim çok bir de kutsal enteresan. kitabımız biliyorsun şey, Amerikan American manueller. Manuel yani aynen. siyahı, sonra kırmızı, Kesinlikle. sonra yeşil, yeşil sonra de. dijital olanı aynen. çıktı ama sonra tabi eski şeyimizi kaybettik. Şimdi dijitalle değişti her şey. Tabii o, tabii aynen. Öyle. Zaten sonra. Kesinlikle. Ama hala bence şey kutsal değerli, sayılabilir tabii. yani. Tabii Kesinlikle tabii. çok mühim yani. Öyle başladı benim çocukluk, bu diyeyim, gençlik mi diyeyim. işte e, direkt ee, diyeceksin ki Uğur abi nasıl yani direkt 16 milimetre ama 8 milimetre ben home, mobiler, ev filmleri çekiyordum. Hı, vardı zaten. Yani Aşin aile aile, aile yani. videoları çekiyoruz. 2-3 tane kamera var. Projeksiyon var. İşte Montaj şeyi bile vardı, seloteple yapıştır. Bayağı profesyonel montaj kiti e çok gibi. Çok iyi abi. Bunu aslında sana ailen bu şekilde değil mikser, mi destek oluyor? Babam ya maaşını çok alıyor para, bana mikser almasını. 4 kanallı mikserim var benim evde şey. Ben ne yapıyorum? İşte bir şey çekiyorum. Ondan sonra babamı seslendirtiyorum. Kız kardeşim bir şey yapıyor. Ben orada mix yapıyorum. O sesleri efendim 8 mm, 8 mm filmin kenarına ses kanalı döşeyen birileri vardı falan İstanbul'da mesela. yani öyle. Ha. Manyetik bant döşüyorduk. Çok iyiymiş. Ya. Oralardan Hiçbir biraz iyi. yani yoksa böyle ya ben görüntü yönetmeni olurum ne olacak işte 16'da çekeriz falan da değil. Büyük heyecan. Tabii Süharım ki de bize ekler kamerayı veriyor. Hı -hı. Şey olarak alın çocuklar kullanın Yeşim'e şey ödül işte bir filminden bir önceki filmden. E ben kamerayla yattım. İçinden de pozometre çıktı. Sekund'un eski şeyi pozometre falan öğrendim. Nasıl kullanılıyor poz falan. Biraz biliyoruz bazı Hı -hı. şeyler ama Okulun çok katkısı oldu tabi Yani Sami oldu ustam hmm. diyebilirim. Ee, seven olur, sevmeyen olur. Ama bence ülkeye çok büyük, çok değer katkı. Tabii katkıları. Yani öyle bir yeri Muğazam. 74'te kurması ilk sinema okulu. Tabii. O da büyük bir tutku. Çok değişik bir, enteresan birisi. Doğrudur. Yani akademinin altında bir şeyi kapatsan, merdiven hmm. altında kulüp sinemayı diye bir şey kur. O hırsla, o şeyle sinema e, dergileri çıkart. Tekstil makinesine bas, sonra sinema TV'yi kur, hı hı. hocaları bağla oraya, değerli Türk sinemasının en, işte o dönem faal hocaları, Yualetçe, Filer lütfen Lütfakatlar, sonra Memduh işte hepsi hepsi, şimdi Feyzi Tonu hocamız hala devam. Duygu Hoca'yı ne yazık ki kaybettik birkaç ay önce. Evet. Ama bu şekilde çok aslında sektöre... Fayda Aslında sağladı. başta konuştuğumuz konunun aynısı abi. Sadece evet. bizde değil ya bu tutku. Evet. Yani sinemayı evet. yani sinema ile ilgilenen, sinemacı olmak isteyen biri ister akademik ol anlamda ister Hı -hı. Sahada, hiç fark etmiyor. Bu tek bağlayıcı şeyi de tutku oluyor. Bir evet. tılsımım var, neyi var bilmiyorum yani. Tabii. İlan Hoca da tabii, İlan Arakon görüntü yönetmenidir. Evet, Ersin, tabii. Iı, aynen. İlk bizim eski görüntü İstanbul'un Fethi filmi, Sağdur filmi. Şimdi İlhan Hoca da o kadar kültürlü, değerli Fransız ekolünden işte okuyor gözlükleri, kitaplar, Hı -hı. çeviriler. Bize derslerde işte aydınlatma teknikleri, ses konusu, Hı -hı. hani aylarca e, çok 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 değerli bilgiler. Hı -hı. O rası bizim aslında usta çırak ilişkisiyle yetiştiğimiz bir e, yuva Hı -hı. diyeyim ben. Ben hala ayrılamadım ki şimdi mesela hala öğretim görevlisi olarak. Hı -hı diğer meslektaşlarım da zaman zaman destek oluyorlar. Tabii Mehmet Aksın'da derslere giriyor hmm. işte birçok. Ama Doğan da galiba katıldı mı bilemiyorum. Fakat ben hani daha bir böyle tutkuyla 83'te bir girdim hala oradayım ama okulumuz tabii dağıldı. Tabii. O başka bir mesele. Aynen öyle. Hani onu inşallah yerimiz olur tekrar iyi bir yerimiz. Evet okulumuz, tabii. Onu şimimiz. ben de canı gönülden istiyorum. Evet. Şey durumu nasıl peki abi? Hani şey aslında direkt olarak görüntü yönetmenliğiyle başladın dedin ya. Yeşim evet. Ustaoğlu'nun filmiyle evet. beraber. Ondan sonrasında hiç asistanlık sürecin oldu mu? Şöyle tabii. Şimdi benim Yeşim'le başladım ama Hı -hı. E, arada tabii bu bir geçiş süreci gibi. Yani mesela yabancı Türkiye'de çekilen. Şimdi nasıl yabancılar geliyor Türkiye'ye ve bizden ekipler kuruluyor ya Hı -hı. benim de şanslı oldum. Türkiye bir de çok cazip bir e, coğrafya. Evet tabii fazlasıyla. E, her zaman öyle filmler oldu. İşte bir tane e, Born of Fire diye bir İngiliz Channel 4 televizyonu için sinema filmi çekiliyor. Orada ben e, Club and Lauder oldum. Hı -hı. Fotoğraflarım var çok komik böyle krakelet tutuyorum şeyde Nemrut'ta. Görebilirsem çok mutlu olurum. Aslında bilmiyorum burada şey yapabiliriz hani Olur vallahi. Böyle... Görüntülüye şu anda bu aralara gösterebiliriz. Çok iyi olur. E, çok şey olabilir. Var. Güzel olur, ben iyi, iyi bir arşivciyimdir aslında. <laughs> ya abi ben Bunlar en var. çok dikkat ettiğim konu bu. Ben evet. de kendimci olmaya çalışıyorum ama Türkiye'deki evet. arşivcilik maalesef çok kötü. Evet, yani evet. bir şey erişebilmek de çok kötü. İstediğiniz kadar araştırın yok tabii, onu. Çünkü tabii. kimse tutmamış yani. Evet. Ona çok fazla önem gösteriyorum tabii. ben de. İşte o Born of Fire benim için de bir güvenimin geldiği. Aa Hı -hı. yabancılar da böyle çalışıyor. Aa onlar Mars'lı değil. Yabancı bir görüntü yönetmenin dertleri <laughs> bizde aynı. Hı -hı falan diye Doğan da orada sesçiydi. Evet hatırlıyorum. Ee, i̇şte başka arkadaş Alican Gebeş vardı orada rejistendi şey evet. yönetmen. Hatta şey ben e, şeyde biliyorum. E, Ali Alican'la konuşmasını anlatmıştı hmm. Doğan abi. Çok kötü bir telefon konuşması hmm. geçmiş. Hani şeyden yana ses sinilerini çok evet. alamamış o set diye anlamış. Evet evet. Sonra set, şey, sete gidince bir bakmış, sesçi olacağım ben. Evet. Okey falan tamam diyor. o işe başlamış falan evet, yani. Evet. O işte öyle bir anısı vardı hatırlıyorum. Yani o işte İngiltere'de bizim Olgun Arun arkadaşımız o dönem Hı -hı. şey International Film School'da okuyor. Hı -hı. Orada bir ilan görüyor. Türkiye'de film çekilecek ekip falan diye. Do hemen Olgun diyor ki benim ekip, arkadaşlarım ha, Olgun var. Beydim, tamam, o okay, o aracılık da geliyor bize. Bizim evimize böyle anladım. dosyalar geldi, Aha. bütün planlar, çizimler. ...krokiler görmediğimiz bir şey... Değil mi? Ee, ...Sami Bunun Hoca'dan... bir mühendisliği varmış tabii, diye diyebildiniz yani... ...Sami Kesinlikle. Hoca'dan izin istedik bir sömestr. ...olmaz dedi, hak geçer çocuklar dedi... Hmm. ...diğer öğrencilere dedi, valla kalırsınız dedi... ...hocam kalalım ama bize darılmayın dedik... <laughs> ...fakat sonra... E, ...İngiliz Channel 4 Televizyonu... ...ve yapımcılar direkt Sami Şekeroğlu'na... ...mektup gönderdi İngilizce, o duruyor bende evde teşekkür ediyor. Bu ne kadar gurur verici bir şey bir hoca için. Tabii ki de ama fazlasıyla. Ama Sami Hoca da hak geçmesin diye bizi çaktırdı. Tabii onun bakış açısı başka bir yerde. Biz yerden. kaldık. Önemli Anladım. değil. Onu zaten biz ondan icaz, hmm. icaz, 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 icazet, i̇cazet almıştık. neden icazet almıştı. Hocamızı almıştık. kırmadık. Doğrudur. Hak da geçmedi diğer önce. Yani bir dönem kaybettik ama o kaybettiğimiz dönem bize çok değerli şeyler kattı. Anladım. Sonra başka bir yabancı filmde fokus bulur oldum. Hmm. Twiggy'nin oynadığı Robert Morley'nin oynadığı. Ama bu bu süreç aslında kısa değil e İlk bir dönemde kısa kısa iç ha, içe geçti. Yani geçir, aynen ondan sonrasında sen hep bir... Yani şey aslında görüntü yönetmenliğinde daha hızlı atılabilmiş hızlı bir durumdaydın yani. şans oldu o dönemde. Peki bu avantaj mıydı senin için? Ya şimdi e, yani yüzüne aslında... gözüne bulaştırmadınsa, çuvallamadınsa evet bir hızlı ilerlemek Hı -hı. için bir avantaj oluyor yani. E, Hı -hı. Ama... Şey de batırabilirsin de bir proje. Evet, o zaman aslında, bir anda sindip gidebilirsin yani. Kesinlikle yani senin döneminden yana tabii ki de şu dönemler arasında çok ciddi farklar var ama şu dönemdeki insanlar da biraz böyle hani hiç asistanlık görmeden hmm. eline kamerasını alıp bir görüntü yönetmeni title'ını alabiliyor kendi evet. üzerinde. Hmm. O yüzden onlar için de aslında kimisi işte bu biraz dezavantaj hmm. bu işin biraz işte şey asistanlığını görmen hmm. gerekiyor diyor. Kimisi ama hayır yani senin gözün varsa şayet senin böyle bir yeteneğin varsa ve kendini geliştiriyorsan devam et diyor. Biraz o yüzden lazım. senin döneminin acaba hı. böyle bu şimdilerdeki dönemler e, yani avantajı ne ya dezavantajı ne aslında ya onu şöyle, merak ediyorum. aslında tam da böyle asistan dönemim olmadığı da demeyebiliriz. Biraz hı hı. ben kendim meraklı olduğum için zaten bu kameralar mekanik diye bu kameralar evet, o zaman. Evet, tabii. hani okuyorsun ediyorsun okulda da zaten bizim okulumuzun alet parkı çok genişti Hı -hı. yani dünyanın Türkiye'nin ilk statikemi bizde Hı -hı. Ee, ondan sonra ne bileyim işte Superman filminde Oscar ödülü almış olan Special effect makinesi bizde Türkiye'nin ilk gireti arigireti değil öbür girdi hmm. daha olan olan bizde hmm. işte XR 35 sesli kamera yine bizim okulda. Yani şimdi böyle e gibi okulda oynuyorum <laughs> değil ama gerçekten doğru bu yani. Her şeyimiz vardı Her şey var olan. Yani ben 2C kameranın magazine film takmak hmm. işte şey okul filmi çekerken ben e, şey yaptım. Girede aldım. Bununla çekeyim deli misin dediler. Üstüne bir tane uyduruk bir kamera koyduk. küçücük bir komiktir komik <laughs> ya ama. giret koca giret Mitchell. Hı, hı. öğrendim ama şimdi ben Gilead'de çok rahat. Michael evet tamam. Çok rahat, biliyorum yok, doğru Çok tamam. rahat çalışıyorum. Sebebi ne? okulda vardı. Nereden evet, ben tabii, deneyeceğim onu. Tabi tecrüben oldu yani. Tabi o dönem işte biraz asistanlığı öyle geçtim ben aslında hı hı. ve tabii ki şu da oldu. Colin Monnier'in eee kameramanı biliyorsunuz. O da Fransız çok hı hı. değerli bir. Ona, ona da bir iki, sekiz ay mı? Sekiz ay civarında bir reklam filmlerinde asistanlık yapmıştım biraz. Hmm, anladım. O da mesela babası vefat edecek Fransa'yı çektik, Geçmiş Bahar mozoları diye bir dizi çekiyorlar çekiyorlardı. Hmm. De çok zor ve kazık bir dizi yani hmm. çok değerli oyuncular falan. Buğra emanet ederim ben demiş kamerasını. Bir tane Fransız kamerası vardı, Ekler değildi de başka bir model. Ondan sonra birdenbire kendimi dizinin bir bölümünü çekerken buldum. 86 galiba. Çok iyi. Ya herkes böyle. Yönetmen Okan Uyseler çok değerli bir hmm. yönetmendi. Yani Yavuz Turgul gibi o hmm. şeyde. E, disiplinli, her şeyi planlıyor hmm. falan. Orada koca bir ekiple ben en kızık sahneler. Uludağ'a gittik. Kar, beyazı pozlamak, spot Eyvah. metreyle ölçüyorum. Orayı, gölgeleri ölçüyorum. Ondan sonra madene soktular bizi. Hmm. Zonguldak'ta olan diyorum Aa, olur mu işte böyle bir şey diye. madendeyim okay. pozometremin pilini aldılar havaya patlama olur uçarız diye ben nasıl aydınlatacağım <laughs> ama işte o şey hep sorun çözme meselesi. Evet, tabii. O madencilerin şeylerini bir 8 de, tanesiyle kilit yaptım. Sonra yani. dedim aynen öyle. 4 tanesi sağda durdu. O dolgu oldu vallahi bak yalan yok, değil. Yok yok öyle Böyle abi. oldu tahmin ne yaptın? ederim Toponu tabii. Poponu kurtarman lazım orada. Kesinlikle öyle. Be, bir de zaten o tecrübelerin hepsini e, aslında bir şekilde bagajı e, atıp evet yeri geldiğinde çıkarabilmek bizim işimizin bir püf noktalarından biri belki de. Evet. O bölüm de bana çok şey kattı. Colin Öyle bizim benim asistanlık dönemi olması Hı -hı. biraz. Ondan sonra Erdoğan Engin abimiz yine bir film çekecekler. Güner Sarıoğlu vardır yine Hı -hı. hocadır o. O da bize o zaman kameralar veriyordu Yeşim Ustaoğlu'na falan. Güner Hoca da bir film çekilecek. İşte Türkiye'ye çok yeni bir 2C kamera getirmişti. Bir zörü dönebiliyor falan böyle. Hı -hı. O zaman yoktu ya. işte önünde Madbox bir şey var. Uğur olursa veririm ben bunu demiş kira yapalım. Hmm. Allah şimdi Erdoğan abi de görüntü Ya beni. Bir insanın bir mutlu olası ee, var ama, evet, ama beraberinde korku de getiriyor de ego, Tedirginlik getiriyor. Ego herkes de vardır biraz ego. Hani egosu az birisi olduğunu düşünüyor. Hmm. O zamanlar hiç öyle. Ya tamam ne olacak Erdoğan abiye ben aslında. Hmm. Bir de ona böyle bir çok iyi şeyler oldu bunlar aslında. Bir yeşil çamda nasıl çekiliyor. Hmm. Ne oluyor? Sonra Yeşim mustağlıyla çalıştığımız bir ilk filmde kısa filmde. Yeşim'le e, İbrahim Sabuncu diye bir ışık şefi vardı Yeşilçam'dan. Çok tatlı bir abiydi Hı -hı. o da vefat etti. E, İbrahim abi dedi ki bu sen dedi biliyorsun bu işi biraz pozlama, diyafram, fozometre falan filan. Biz dedi yazın bir film çekeceğiz kızlar sınıfı. Hı -hı. Sen gel dedi bir gör dedi stajyer gibi dedi. Tamam dedim. Ona da gittim. 20 günde 21 günde kızlar sınıfı Ah babam sınıfı tadında böyle Hı -hı. E, şey e, orada ...çok değişik bir saygı var biliyor musun Yeşilçam'da... ...ben de hiç laf söyletmiyorum o eski ya doğrudur filmdür. ...inanılmaz yani böyle doğrudur. sakil gibi durur... ...ama e, beni okullu olduğum için... ...ve film de çektiğim için Yeşil'le... ...hiç hor görmediler... ...hatta görüntü yönetmeni benimcesi Erhan Canan... ...o da galiba hı hı. vefat etti çok şeyden bahsediyoruz ama üzücü... <laughs> ...Erhan abi Olsun dedi abi. ki bir sahne eksik hı hı. filmde... İlyas Salman bir bebek buluyor dolapta hikayede ee, ama parkta buluyor bebeği hı hı. onun POV'si lazım onun gözünden hı. çalıların arasında bir ses sen dedi gidecek bunu dedi hayda o zaman İstiklal caddesinde şey var belediye otobüsü çalışıyor falan hı hı. Yeşilçam'dan bana verdi. Bu arada iki öyle C'sini. bir dönemi ben hiç bilmiyormuş. Evet Yani ben de böyle çok İstiklal yaşlı yaşlılar anlatıyorum. aynen İstiklal Caddesi'nde mu? otobüs evet, çalışıyor. Nereden çok... bir söyleyeceğim aynen. bunu şimdi. Otobüse bindim. Öğrenciyim ya. Değil mi? Tabii. Şimdi bana 2C'yi verdi bak boynuma astı. Aha. Aküyü de astı. Al dedi 18 mm lens, 16 diyafram. Hı hı. Belli hı. Pozometre de kullanmıyorlardı o zaman Yeşilçam'da. Çok değişikti yani. Çünkü <laughs> film asası aynı. E tabi i̇şte aynen. Güneş arkana alırsan bu diyafram. Önüne alırsan bu diyafram. Bu diyafram, devam. Ortaya karışık devam. Gittim onu çektim. Ama o kamerayı yani bana emanet etti adamcağız. Sonra da ama bak daha ilginç tarafı. Niye anlattım bunu? Saygı hmm. şey. Erhan Canan jenerikte benim adım kameraman diye geçiyor. Hmm. Stajyer değil. Aslında bak nasıl bir saygı yani öyle yazılmış adımı. Kesinlikle. Bir de fokus buluru Erhan Canan'ın ustasıymış. Eski felç hmm. geçirmiş. Hmm. Focus buluru artık çalışamıyor hmm. kameraman olarak. O da Focus Blur'uydu. Anladım. O abinin de adını kameraman olarak yazdı. Gerçekten mi? Evet, mı? Focus yazdırmadı saygıdan. Şu an şu an saygıdan. kreditlere e, emeğinin karşılığını <laughs> yazılmayanlara bir ders olsun bence. Ya. Aynen öyle. Yani e, bizim Amerikan bence? filmlerinde çalışıyoruz. Hava çekimi şu bu falan. Below the line Line falan. Ulan diyorum Tabii. Ben, e, second unit diyor Adımı ya işte... Online production diyor ki bizi de yazmıyorlar bazen ya tamam da bunun bir kuralı yok mu? Aynen öyle. O zaman ben mesela sallıyor gibi de olabilirim. Bunu, bunu kim karar verecek I, o zaman yani? Evet, Charlie'nin meleklerine dedim ki vallahi yazmazsanız bak dedim bir şakayla karışık yönetme bak Hı -hı. görüyorsun dedim bana bırakıyorsunuz yönetmen Tabii bile değil. gelmiyor Aynen yanıma. Öyle. Hava Kesinlikle. sen açıları iyi biliyorsun Uğur abi. ...tamam abi hmm. demiyor tabii onlar da ben şimdi <laughs> Tamam biz zaten aşağıda bir sürü işimiz var. Sen pilot da çek. E tamam öyle çektik hep filmleri. Hmm. Amerikan Assassin'de öyle çektik. E ondan sonra jenerikte adımızı en azından görmek istiyoruz. Pilotun e kesinlikle adı çünkü bu. emeğin var abi o da bir e eser. Çok değişik o şeyleri Aynen öyle. bunların yani. Yani şey ben mi öyleyim sadece bilmiyorum ama... ...hangi işi izlersem izleyeyim bir kredi izlemeyi hiç severim. Çünkü kim ne yapmış ne etmiş tabii vesaire tabii. diye. Yani, biz... yani orada senin çalıştığını yani hangi... Vasıfla çalıştığını en azından bilmek. Tabii canım hangi ülkede ülke olursa. bu? mühim bir şey yani. aynen öyle. Aynen şimdi... yani bu, bu, bu aslında beraberinde belki de şeyi de getiriyor. Bilmiyorum. Avrupa'da veya Amerika'da aslında görüntü yönetmenlerinin de kreditlerde, hmm. e, hani sadece tek isim geldi, şey akmayan kreditlerde hmm. hmm. epey geç geldiğini görmeye başladım ben tabii, son zamanlarda. tabii. Niye bilmiyorum mesela. Yani hani oyuncu dönüyor, yönetmen dönüyor, i̇şte senarist, tek yapımcı. birlikte ısrarcı olmak vesaire falan dünyada. ama hani en sonlarda gelmeye başlıyor. Aslında bu bir tabii ki de bir ekip işi ve burada biz bir ön plana çıkalım değil ama standardı yok. Derdim e, bu. Vardı da bozulmaya başladı. Ya da bozulmaya Dijitalle başladı. Evet. de bence biraz da bozuldu. Şimdi mesela Mümkün. bir film afişinde Jenerikte görüntü yönetmeninin yer alacağı yer belli. Bu mesele, "Bak böyle istiyor diye değil, ya evet, da de sen evet. öyle istiyorsun diye değil. Bunun bir formatı var." Aynen yani, öyle. ki olması ön, da gerekiyor afişte zaten. Afişte herkesin adı olamaz. Şimdi bazı yönetmen arkadaşlar, yapımcılar kendilerinden işte çok emeği oldu montaja. Sağ olsun benim asse, onun da adını yazayım. İşte şu, "Ya tamam da adını yazmamak saygısızlık değil ki." Tabii o ki zaman de. sen Şeyi göremiyorsun, sıralamayı göremiyorsun. Kesinlikle. Bu böyle olmaz yani. Böyle hani onu kayırayım, bunu şey yapayım. Şimdi Aynen öyle. Buna kim bir... bir standart koyacak onu da çok merak vardı ediyorum. Vardı standart. Ama ya, yani tekrardan yani revize, revize. Yapımcı, en son, en son yapımcı en yani. yönetmenin adı çıkar en son Hı -hı. filmde ön jenerikte. İşte ondan önce galiba yapımcı, görüntü yönetmeni, işte ses tasarım Hı -hı. falan, kostüm tasarım Hı -hı. gibi gider. E şimdi bu dünya... Normal bir filmin jenerini izle zaten sen. Afişlerine Tabii. bak burada görüyorsun. Aynen zaten. öyle. Bu, bu düzen böyleydi aslında. Aynen. Bozuldu. Bo, bozuldu bir şekilde. Bu evet. Savunmanız lazım. Bence de. Savunmanız lazım. Kesinlikle. Bak, ben kendi adıma... Tamam ben zaten... Şey Tabii yapıyorum. ki de. Ama %100. zamanında çok savaş verdik birçok konuda. Evet abi, o ona konuda çok kararlı lazım. olduğunu çok fazla duydum. Yani Hem senden dinledim. Işık da öyle mesela. tasarım. Yani ona da konuşalım sonra bir ara. Işık Bence tasarım de. konusu çok önemli. Yani Bence görüntü de. yönetmeni ışık şefi ilişkisi. Hı -hı. Işık şefi en değerli sağ omzumdaki melek diyorum, sol omzumdaki melek diyorum. Tabii. İşte benim fokus bulurum diyorum set ekibi. Ama kendisi hani şeyi bilen, işi bilen, yabancılarda çalışan ışık şefi değerli arkadaşlarımız hepsi aynı görüşte zaten. Biz bir hmm. uygulamacıyız. Işık tasarımı görüntü yönetmenindedir. Hmm. Atmosferi yaratmak görüntü yönetmenindedir. Hmm. Biz e, uygulama aşamasında yani dolayısıyla da ya zaten bir ekip işi abi. Yani tercihte şey eee Onur'un da ışıktan yana çok fazla tecrübesi olduğu için sen o atmosferi oluştururken senin işini de kolaylaştırabilir. Aynen Aslında öyle. sadece görüntü yönetmeninin yorumu olmuyor. Evet, Beraber evet. ortaya Tabii. çıkan bir yorum oluyor. Sadece görüntü yönetmeninin burada biraz temelinin ne olduğuna Mu dair bir fikri var. Ama. Aynen öyle. Yani sorumlu olan da görüntü yönetmeni. Ben Muhakkak. ondan bahsediyorum. Evet evet o konuda Yani katılıyorum. şey değil. Mesela sen başına gelmiştir. Çok değerli genç şey vadeden gelecek vadeden ve çalıştığımız çok genç yönetmen arkadaşlarımız var Hı -hı. ama ilk filmi olabilir Hı -hı. ilk reklam filmi olabilir İlk filminde şimdi biz bazen ba çok daha fazla rol üstleniyoruz Hı -hı. değil mi yani neredeyse Döküpacı'nın şeyini ama Tabii bu dizi yönetmeni yapmıyor o filmin Tabii. ikili öyle bir havalara giremeyiz girmemeliyiz çok ayıp yani o filmi Kesinlikle. ben çektim hatta benim üstüme yapışıyordu bu yani ben böyle ilk filmi çeken birçok yönetmen arkadaşımla çalıştım Şimdi sopaltoklar, hmm. yeşim. Ya işte sen çekmişsindir o filmi. Hayır diyorum ya. Böyle bir ayıp bir laf olabilir tabii mi? Ne demek ya? ya? Aynen. Bu Bunu arkadaşımın kurduğu bir dünya durum bu. değil yani. Aynen. O o hikayeyi okurdu, yazdı ama çekim sırasında çözüm üretme aşamasında ben daha fazla katkıda bulunmak hmm. beni yönetmeni yapmaz o filmin. Bu çok ayıp tabii. bir şey. Tabi. O aynı durum şeyle de var. ...işte ışık şefi, görüntü ...şimdi deneyimsiz bir görüntü yönetmeni ilk işini, ilk işlerini çekerken tabii hmm. ki sırtını çok deneyimli bir ışık şefine dayayabilir bir kolorist. Hmm. Fakat bu o işi paylaşıyorlar anlamına gelmiyor. Hmm. O başka bir şey. Sen title olarak omuzlarında giydiğin kıyafet görüntü yönetmenin. Hmm. Bir festivalde atmosferden dolayı, ışık tasarımından dolayı değerlendirilir ya görüntü hmm. ödülü. Hmm. Yoksa görüntü ödülünü nereden verecek? Kamerayı çok iyi kullandı. Yanlış Tabii diyafram koymadı. Birçok unsuru filmci. beraberinde yani, getirdiği gördün, için. gördüğün eseri görüyorsun. Aynen. O Bizim de asıl mesleğimiz nedir? Aslında İlhan hocanın da bize anlattığı Hı -hı. ve hep okuduğumuz ışık tasarımı ve kompozisyondur. Bize Hı -hı. o yüzden para ödüyorlar. Diğer şeylerin hepsi yan şeyler. Yani evet. tabii ki sinemayı bilmemiz lazım. Tabii ki her birimizin yönetmen olması lazım. Tabii ki acılar, akslar, eksenler bunlar tabii ki Hı -hı. olması gereken şeyler. Yani yönetmen evet o projenin. E, renk konsepti, hı hı. o hikaye, senaryo ama asıl asıl olmazsa olmaz olan şey dünyanın her yerinde kompozisyon. kuralları e, yüzde, yüzde. Göre hikaye anlatıcılığına değer şey ön plana tutması. Tabi ışık tasarımı. Şey, e, tasar. Tabi. Yani bir görüntü yönetmenini farklı kılan Seven'ı niye beğeniyoruz hı hı. Darius? Yani Seven'ın o kontrastı, renkli. Seven'la ödül aldıysa Darius... O etkiden dolayı alıyor Tabii ve o de. ışık tasarımı işte zaten Aynen öyle. orada o adam Aynen öyle. karar veriyor hangi ışığı nasıl koyacak Kesinlikle. kontrast oranı ölçüyor biçiyor ve kompozisyonu nasıl oluşturacak oluşturacakken bu genç en en yönetmen arkadaşların kulağına küpe olsun bunu unutmayın yani ve şeyi ben bile, asla ben aldım asla yani. şeyi kabul etmeyin aydınlatma yönetmeni diye bir kavram yok dünyada yani bu evet, ayrı ben bir denk titil. gelmedim yani, kesinlikle. Yok. En azından sinema sektöründe yani yok. Yok. Televizyon dünyası ayrı. Şor evet, dünyası olabilir. ayrı. Japonlarda şey, da Sahne, bazen. sahne, Ama sahne dünyasında bu ayrı. Böyle bir şey yok. Hani bu bir egosal bir çarpışma değil. Hı -hı. Ama kendinizi şey yapmaya başlarsınız. Bu aslında bir tanımların beraberinde getirdiği evet. bir sonuç. Biz sinematograferiz aslında. Hı -hı. Bizim görüntü yönetmeni olmamız da aslında eskiden gelen bir şey. Direktör, fotoğrafi, foto direktörü. D.O.P. Ama aslında gerçek bizi ifade eden sinematografır aslında hmm. ama ona Çünkü... Türkçe isim bulamamışız. Evet ona bir dönememiş abi bir tuhaf bir şey oldu yönetmeni olmuş yani, lafı kesinlikle. bazen e, rahatsız ediyor şeyleri yönetmeni yani hmm. her şeyin yönetmeni mesela bir sinan çetinde galiba rastlamıştım ben. Yani sinan Çetin'de dostumuz vardı ki Ne bu dedi ya sanat yönetmeni, görüntü yönetmeni, yönetmeni, <laughs> şey onun yönetmeni, yönetmeni var anne o yani. zaman dedi. <laughs> o farklı bir şeyle söyledi. Bana baş yönetmen demeniz vermez gerekiyor. Yönetmeni Yenek adı diyor. evet biraz her şeyin arkasına yönetmeni eklersen e, aydınlatma yönetmeni o Gafur'dur ve best boyu vardır. Aydınlatma yönetmeni, görüntü yönetmeni eğer öyle bir şey ekleyeceksen Tayt. Ona çok dikkat edin. Ne öyle öyle. Yok haklısın abi. Işlerde, o konudaki de. şeyini de biliyorum bu at arada. Çalışmalarının ten... olduğunu da e, e, çok ciddi evet. biliyorum yani. Evet, Aynen. Evet, evet, Yazdığını belli. da biliyorum yani. Haklısın evet. Katılıyorum yani evet. sana. Abi sana şeye geleceğim. Ee, Türkiye'de böyle... Türkiye sinemasında daha doğrusu... ister istemez filmografine bakılıyor. Ve böyle hep damga vurmuş filmler evet. var. Bu e, eşkiyaya... Ne, yani eşkıya ile ne kadar e, ilişkilendirebiliriz bir onu soracağım bir de eşkiyadan sonrasında eşkıyanın patlamasıyla beraber Türkiye sinemasında tekrardan ayaklanmasıyla beraber senin iş seçme e, koşulların kriterlerin biraz daha değişti mi? Hı hı. Onu sorabilirim bugüne kadar yani Tabii şimdi tabii eşkıya bir dönüm noktası Bu, bu arada aynen bu sorunun cevabından sonrasında eşkıya'ya nasıl hazırlandığını aşırı evet. merak ediyorum Tamam tamam vaktimiz çok... olduğu sürece ben çok heyecanlı Konuşalım bence hiçbir o problem enerji yok enerji diyorsun ya sendeki enerji hı hı. Bir, hepimizde var bu hı hı. Bu bir şey hani gözümüzdeki o ışık şey hani mesleğimizi keyif aldığımız yani şu anda bile ben çok keyif alıyorum Ya kesinlikle abi, ben de öyle açıkçası şeye de çok fazla ee, inanıyorum işte. Hem senin eşkiyaya nasıl e, ürettiğin yani şey hazırlandığını da çok merak ediyorum. Mesela işte kayda başlamadan öncesinde bahsettiğimiz o e, plate oluşturma kısmıyla alakalı işte. da ben bütün süreçleri çok da merak ediyorum. Evet, her seferinde. Değil. Çünkü şey durumu söz konusu. Ben istediğim kadar o bilgiye erişeyim. Bilmiyorum. Yani bir şekilde bilemem. Çünkü işin içinde değilim. İkincisi sen bunun argesini yapıyorsun hı hı. bu hava çekimleri için Tabii, de geçerli hı. yani buna dair bir fikrimin olup olmaması aslında şöyle belki hiçbir zaman hava çekimi yapmayacağım bilmiyorum hı. ama fikrimin olması gerektiğini düşünüyorum Tabii. ve bunu da senden başka kimden alabilirim bu bazda en azından havacılık çekimliği için veya bunu baş, başka görüntü yönetmenliği için de aynısını söylüyorum. Hı hı. Kendimden yaşça büyük olsun, kendimden yaşça küçük olsun. Bir şekilde paylaşıma ihtiyacımız var. Tabii, tabii. Birbirimizin bir şeylerin paylaşmasına ihtiyacımız var. Belli branşlarda uzmanlaşma oluyor ister istemez. Mesela sualtı konusu. Benim hmm. de sualtı altı dünyası dalgıçlığım yok. Ama mesela biliyoruz ki bu sualtı işine kafayı mesela. takmış abilerimiz var. İşte Aynı Bengiz öyle. var. İşte Birkaç arkadaşımız var. Caner, Hı -hı. Cenk falan Hı -hı. Yani hep şey. Şimdi bu konuda tabi bilgi paylaşımı önemli Hı -hı. ama bu biraz tabi belli bir alanda uzmanlaşmaya doğru tabii götürüyor. Benim havacılık sevdamla kesinlikle, alakalı yani kesinlikle. bu bir eksiklik Eskiden Aynı. biz mesela Doğan'la geçen sohbet ettik Açık Radyo'da öncesinde de. Hı -hı. Şimdi eskiden hava çekimi dediğinde her... ...uçmak korkusu yoksa bir kameramanın... Hmm. ...görüntü yönetmeninin... ...uçarım abi tamam ya ne güzel... Yani, ...helikopter kapısı yani. çıkardık... Yani. ...lastikle bağlıyorum. ben öyle çıktım işte scores. ...serum lastiğiyle <laughs> de bağlıyorduk... ...ele de aldığımız hmm. oluyordu kamerayı... ...kızakların üstüne basarak da çekiyorduk... Hmm. ...bu bir başka bir şeydi ama... Ne zaman ki böyle hani stabilizasyon, daha düzgün tele resimler, özel ekipmanlar Standard girdi vakit o zaman yani. orada o tarafa artık bunu yemezler oldu yani hmm. ben böyle lastikle mastikle yok efendim tüplicer hmm. öyle homemade şeylerle yürümüyor bu iş. Birçok ilk filmi çektim ben öyle Doğrudur. yani o benim kendi icat ettiğim hmm. ekipmanlarla ama nasıl daha geliştirebiliriz diye geldi Tabii. dayandı şeye dayandı işte Shotover şu anda hmm. en ileri teknoloji sistem. Hmm. Bu yakışır dedim ülkemize ve bana en azından hmm. bu tutkuyu, çıtayı yükseltmem gerekiyorsa öyle devam ettim. Orada da e, uzmanlaşmış oluyorsun bir şekilde. Evet evet kesinlikle. Ama eşkıya'ya gelince, şimdi onun öncesi ama İstanbul Kantları'nın altında var biliyorsun. Evet dönüm tabii noktası. aynen öyle. Zaten hani, saymak da bitmiyor ki abi. Ama öyle. şey dönüm aynen. noktası olarak seyirciyi hmm. tabii, sinemaya tabii. döndüren. Evet. O Mustafa'nın ikinci anladım. projesiydi. Hı -hı. İlk filmi böyle bir art house filmdi. Deniz Hı -hı. Hançer düştü. Evet, Mustafa ile orada Mustafa kısa filmlerde çeken bir Hı -hı. değerli yönetmen arkadaşımızdı hala da şey ben severim yani hani Hı -hı. yaşayarak o hikayeyi o böyle heyecanla gözünden Hı -hı. ışık saçarak anlatıyordu hep İstanbul kantlarının altında içinde çok Ankara'daydı Mustafa o zaman Hı -hı. git gel trenle gidiyoruz evinde buluşuyoruz sohbet ediyoruz konuşuyoruz gravürlere Hı -hı. dönüyoruz tekrar falan 11 hafta 12 hafta sürmüştü filmin çekimleri o dönem çok, ciddi, çok zor speştefek. Yok, yani. çok fazla her şey böyle e, kamerada çözülmesi çözümlenmesi gerekiyor hmm. bir şeyler. E, ona da çok sık hazırlanmıştık yani Bir 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 sene falan sürdü. O zaman hazırladım. ondan sonrasını sorayım. Yani ondan sonra, şey ondan ki, sonra hep böyle bir e, şey bu yani ya yönetmene dikkat he, etmek mi oldu sende ya da böyle hakikaten ben yok İyi bir senaryo bulayım de hep ona yöneleyim mi gibi ilerledin. Uzun metrajda en azından. Tabii ama eşkıyanın önüne şimdi onu geçirdim gibi de olmasın. Eşkıya'ya da geleceğim. Hı -hı. Eşkıya da ikinci dönüm noktası oldu. Evet tabi. Şimdi orada e, tabii Yavuz Turgul çok değerli ve benim de saygı duyup Hı -hı. sevdiğim bir yönetmendi. Abi Yavuz Turgul demişken Hı -hı. E, se sinemasını sevmeyen yoktur. Hı -hı. Öyle düşünüyorum ben Hı -hı. en azından. Hı -hı. E, ama çok fazla böyle... E, yani Ben hiç çalışmadım bilmiyorum. Sen çok hmm. daha fazla tecrübelisin. Hmm. Sette çok sert olduğunu da söylerler ya. Bu e, sana ne kadar yansıyordu mesela? Araya öyle kısa bir soru tamam. sorayım Şeyi sana. Şeyi unutma ama ben unuturum. Ben her yere türlü de, döneceğim gibi. E, aynen. Şimdi çok merak ediyorum. Yavuz Bey'le ilgili çok fazla böyle şey dönüyor tabii doğal olarak. Hmm. Aslında dünya tatlısı. Doğrudur. Dersine iyi çalışan. Hmm. Biz şimdi film o negatiften geliyoruz ya. Kaç Hı -hı. sene işte benim 83 diyorum ya. Hı -hı. Bak, kaç 47 sene mi olmuş? Tabii. 37 <laughs> mi olmuş neyse. Şimdi Yavuz Bey o kuşağın yani At Yılmazlar, Hı -hı. Metin Erksanlar, Halit Refiler bir ha Metin Erksan'ın setinde olabilmeyi düşünebiliyor musun sen? Abi. canınıza okur, yanına okur. Tabii ki de. Sevmek zamanında ormanda burada beykozda göletler var ya. Hı -hı. Orada bir şeye çekecekler o kayık sahnelerini. Ormancı demiş ki izleniz yok bekçi çekemezsiniz çekmeleri hmm. lazım kamerayı almışlar sırtlarına Metin Hoca anlatıyordu bunu üç hmm. aya koymuşlar tam çekeceği bekçi gelmiş o zamanlar ekip küçük bir tane setçi var reflektör tutuyorlar falan Metin Hoca demiş ki bağlayayım bunu ağaca demiş adamı ağaca bağlamışlar Sen ciddi misin? evet adamı ağaca bağlamış setçiler Planı çekmişler, sonra adamı çözmüşler, bunlar gitmiş. Ne diyorsun? Yani şimdi zorbalıksa zorbalık ha, evet, yani değil mi? Şey, hani ben ha, bu işi yapacağım şey yani. Şey değil, adama zarar vermiyor ama tabii, tabii. onu yapma. Gelmiş oraya çekecek onu. E biz de yeşimle öyle çektik şeyi. Hala anlatır yeşim onların da şey, Magna Fantagna'yı çekiyoruz o sesli çekim. Güner Sarıoğlu bize vermiş CP16 kamera, Hı -hı. ses falan. Bilezikçi çiftliği diye bir yer var. Hala Gidiyoruz. Bilmiyorum sen denk geldin mi? Çekimler Yok. yapılıyor. Böyle uzun oralarda işte bir çiftlik. Hı hı. Ee, bir ağaç bulmamız lazım. Kız küçük iki tane kız oynuyor işte. Kızlar oturacak orada hı hı. sohbet edecekler. Ağaçta bir şeyler. Hayali bir kahraman hı hı. yaratmış kafasında kız. Orayı beğendik. Ben de galiba reklam filmlerinden orayı daha önce biliyordum falan hı hı. diye. Şimdi gittik. İzin falan almadan kapıdan girdik. Hı hı. Çünkü kapıdan girerken nizamiyeden ne haber, nasılsın, selam falan. Hop sanıyorlar ki izinli bir ekip Hı -hı. girdik, çektik gün boyu. Sonra rahatladık ya, planları da çektik ya, havada karardı. Biz normal. Ha pardon, kapıdan girmedik ya, çitten atlayıp girdik. Aa, okay, Yanıldım. Tamam. Çitten kaçak girdik. Hı -hı. İçeri girdik, ağacın oraya kurulduk. Hı -hı. Gelen geçene selam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl, Biz burada burada ha. kalıyoruz Sonra zaten. Aynen hiç i̇zinli kalıyordum. ekip çalışıyor Anladım. Sonra rahatladık ya şimdi. Nasılsa çektik bir anda kapıdan çıkalım dedik. Şimdi çitlerin tel örgüler takılıyor, elbisemiz tabii, tabii. yırtılıyor, kamera falan. Ekipman var. Çıkarken bizi bir yakaladı şey Eyvallah. bekçi değişmiş var. Siz dedi izniniz var mı? İşte yok falan ne yapacağız. Gece saat 10.30-11'e şey, kadar. Yeşim halat ip falan var mı yanımızda? Aa, orada <laughs> Bağlasak <kamerayı> mı acaba? <laughs> kamerayı aldılar elimizden ses cihazını falan. Günay Hoca'yı ya. aradık adamcağız geldi bunlar dedi öğrenci dedi bunlara yapmayın işte paraları yok işte film çekiyor ben onlara destek olmam hmm. öyle kurtardık yani öyle şeyler oldu Metin hocanın da o şeyi o evet yani evet iyi, çok iyiymiş çok şimdi tabi laf lafı açıyor şimdi orada şöyle oldu yani Yavuz hocada da Yavuz Turgul'da da disiplinli hmm. aslında o çok bir ekol değil mi sürüyor ama bu Yabancılarda da böyle ama evet, yani evet. böyle hani kabalık hakaret falan değil ki Yavuz Bey çok his hassas mesela burada bir şey çekilecek bu masanın rengi tonu görüntü yönetmenine soruyor hmm. prova yapılıyor bir şeyler her şeyi dört dörtlük kuralına uygun şimdi hmm. böyle dersine çalışan bir insanda sette bir aksaklık olsun istemiyor. E, tabii, Çünkü bunun bu bir bedeli var. Yani seni tabii ki tokatlamıyor, bağırmıyor. Ama Bence... şimdi sana hak ver, şans veriyor sana Hı -hı. tamam mı? Görüntü yönetmeni olarak. Mesela A mevsiminde koca koca ağaç resimlerini bastırmış. Uğur git bununla yat, bununla kalk dedi. Evde bu, bu ton, bu renkler nasıl yaparsanız yapın dedi. Bu dedi. Karışmıyorum yani. 5 <laughs> tane prova yaptık mesela Doğru. A mevsiminde. Yani o su, suda nasıl gidecek o tekne, nasıl Hı -hı. varacağız oraya neler neler ya. Kur torbalarıyla... Yavuz Bey istiyor, eşin erbabına bırakıyor hmm. ama kontrol onda. Yani hmm. dersine çok iyi çalıştığı için dalga geçemezsin. Anladım. Geçmemeliyiz de zaten yani. Ya Daha yoruluyoruz. Evet aslında. Onu sertlik olarak görüyorlar. Yani Anladım. sette bir disiplin var. Mesela şimdi normal reklam setinde veya bir sinema setinde... ...senin de başına gelmiştir. Bir kaos, bir gürültü, Tabii ya, bir aynen. sessizlik yok. Böyle bir yönetmen... Herkes bir birbiriyle yönetmen soğuk yönetmen falan. Yönetmen orada ama yönetmene bir böyle geldiğinde bir... Hani böyle el pençe divan hmm. değil fakat yönetmen ya genç ilk filmini çeken yönetmen de olsa kısa film de olsa ona bir hiyerarşi hier vardır. Yani bir şey yapar. gerekiyor aslında. gerekir bir Kesinlikle. şey anlatırken. Kesinlikle öyle. Bu böyledir. Biz öyle bir ahlaklı hmm. bir Şimdi bu düzen içinde Yavuz Turgul sert kalıyor. E, sert değil aslında olması gereken bu. Evet. E, Çerledi evet. Melekler'in kol şitlerine baktığında sete kimse giremiyor. Yaka kartları özel. Açık kapalı alan. Sigara içmek yasak, cep Aynen telefonu öyle. yasak. Şimdi Aynen Yavuz öyle. Bey diyor ki arkadaşlar sette telefonlarınız çalmasın. Kalbinizi kırarım. Çok güzel. Bence de. Çalmaz zaten. Yani şu anda da kapalı telefonlarımız. Zaten biz onu Bu aslında Şimdi... ne, ne olursa olsun her şeye karşı evet. bir saygı. Ama böyle dizilerde dizilerde, dizilerde böyle bir laçkalık oyuncular kakarak Ya telefonu da, elde O da falan falan abi falan. ister istemez şeyden yana yani çok fazla o, çünkü. Çok sıkılıyorlar anlıyorum. Evet. Çok yok. Aynen öyle. Çünkü Ama bir işte, sezon dizi çekiliyor. Artık aynen. her şey matematiğe şey matematiği evet. standarda bağlamış. Evet. Ama işte bağlamış. oradaki bir oyuncu ya da birisi geldiğinde öbür seti fazla şey buluyor. Disipli. Anladım. Ama set. Anladım. Odur. Ses yapılmaz ki. Mesela ya usurlulup sana bana yönetmen hmm. bir açı tarif ediyorsa sanat yönetmeni kalabalık kimse olmaz etrafta olması gereken kişiler olur. Mesela. Ve o sırada birisi duvara bir şey çakamaz. Aynı öyle. Birisi geçemez arada. Zaten böyle olması lazım. Bu uygulandığı için Aslında farklı sert. geliyor. Farklı geliyor. Değil Değil ben, benim için de. Demek doğru mu bilmiyorum. Sorunun devamı mesela. hani benle bir çatışma oldu mu? Ben dünyanın en rahat setleri olarak görüyorum bir. Huzur içinde Hı -hı. arkadaşlar biraz sessiz olalım demeye gerek kalmadan Hı -hı. böyle planlı ne yapacağımızı bilerek provası yapılmış objektiflerine kadar tespit edilmiş bir set beni rehabilitasyon gibi ama tabi bu ıı, bir konfora alıştırıyor bizi Şener abiyi de öyle Şener Şen niye her projeyi kabul etmiyor ben de burnu büyüklük yapmıyorum Hı -hı. projeyi kabul etmiyorum diye bir şey yok ama bizim bir disiplin anlayışımız ve bir konfor düzeyimiz var. Yani hmm. bu konfor düzeyimiz çay kahve içmek tuvalet değil. Aslında bu seninle uyuşuyor. Yani evet, senin mesleğini evet. icra ederken evet. ki halinle uyuşuyor. Kesinlikle. Yani. O Onun dışındaki şeylere tabii ki biraz yoğurdu üfleyerek yaklaşıyorsun. Ama ya Arthouse filmler farklı. Yani orada zaten oradaki yönetmen arkadaşlarımız da bu disiplinde, bu titizlikte mesela Nuri Bilge Ceylan hı hı. bizim o da okulumuzun öğrencisi hı hı. oldu. Şimdi Nuri'nin seti, Zeki Dömür Kupuz'un seti, Yeşim'in seti ne bileyim birçok böyle değerli yönetmen var. Emin hı hı. Alper sanıyor, zaten öyle çalışıyordu. Yani hı hı. onların setinde zaten bu düzen, kaossuz durum şeylik var bir huzur hmm. ya zaten Sturgul, saydığın o... bütün isimlerin tabii evet. ki de hani aslında ilk um, aklımıza gelenler ha, tabii yani muhakkak vardır olmasın, aslında çok... hepsi uzun metraj sinema yönetmenleri evet, evet, değil mi evet, evet. yani bu aslında diziye sarkınca farklılaşabiliyor aslında hepsinin ya kendi şey, içindeki komik, komediler var ya şimdi hani or, yaz filmleri olabilir Aha. bunlar da ticari filmler or, onlar da iş yapıyor para ama mesela bazı aslında bir şey var böyle bir setlerde evet. hep anlatılıyorlar anlatılan yani bir kararsızlık hı hı. kameraları oraya da koyalım buraya da koyalım yani çoklu kamera diye bir çekim yoktur dünyada ya. Yani Jurassic Park mesela. Hı hı. Bir öğrenci şey istedi benden. Hoca bana dedi Uğur abi hocamız ödev verdi başka bir üniversitede. Hı hı. Jurassic Park dedi kaç kamerayla çekilmiş dedi. Kaç tane kamera bak tek kamerayı altına getir. Bir araştırdım. Ben American Sinematografi eski sayılarını taradım. Biliyorum eminim ama One Man Show diyor tek kamera. Hı. Ha, aksiyon, patlama, çatlama, araba edebilecek Biz de yapıyoruz bazen 3 kamera, bazen 5 kamera, kaç tane. Ama böyle bir normal akışlı hmm. bir şeyi, böyle 3 kamera çekelim, 5 kamera çekelim diye bir mantık yok. Öyle bir montaj mantığı yok Hollywood sinemasında da. Evet, doğru diyorsun. Çünkü abi. neden görüntü yönetmeni çok ilgilendiren bir şey bu. Söyleyeceğim, biz bir ışık yapıyoruz ve bir ışık koridoru yaratıyoruz. Hmm. O ışık koridoruna yöne o yöne doğru kameraları yerleştiriyorsan. Amenna varız. Hı hı. Niye Panavision'lar dip dibedir böyle? Tabii. Vizörleri birbirine değer. Aynı. Çünkü biri geniş çekiyor biri yakın ama aynı ışık yönlü. Evet. Peki kamerayı bu tarafa doğru çok güzel bir ışık yaptım, Backlight'ı, kontrastı tam tersi kamerayı koyayım dediğinde onun için iğrenç bir ışık oluyor. Çok kötü. Öyle. Onun için ya ikisinden de taviz vermen lazım İkisine uygun ışık yapmak lazım. Kesinlikle. Ama üç kamera, 4 kamera yok öyle bir. Ya da işte şey. production design'ın çok iyi çalışıyor olması evet, lazım. Evet. Bütün mekana aslında hakim oluyor olması gerekiyor. Tabii. ışıksal anlamda, evet. hem de dekor anlamında, renk anlamında öyle oluyorsa evet çok da fazla aslında yorucu olmayabilir. Bob Richardson e, anlatmıştı bu Hı -hı. Air filminde. O da ilk defa böyle çoklu kamera kullanmış. Ve şey e, zorlandı mı gibisinden bir Hı -hı. soru gelmişti. Onun da tek cevabı aslında o. Yani kendisi kullanıyor çoğunlukla evet. kamerayı ve tek kamera veya ikinci kamerayı bazen e, evet. ortaya çıkartabiliyorlar. Onlar da şey olmuş yani bütün production design ile beraber aylarca çalıştıkları için o anlamda bir problem yaşamamışlar. Ama evet. tabii ki de hala içinde bir şey var, tedirginlik var. Çünkü görmüyor diğer kamerayı. Tabii. Bir tanesini kendi kullanıyor ama diğerine nasıl bir ışık düşüyor evet. bilemiyor. İstediği kadar ölçsün. Tabii. Kendisi başında olmadığı için bir problem bir yaratabiliyor. Bir taviz vermen gerekiyor. İki evet, kamera tabii. için ortaya ortalama bir şey yapmaya. Ha açı karşı açılara bak karşı değilim. Biz de hmm. sinema filmi Yavuz Turgul'a da kullandık. Hmm. Ama koca film boyunca belki üç kere belki dört kere. Doğru. İkinci body'yi biz daha çok statik hem de hazır beklesin. Crane'e bağlı olsun. Hmm. Ama böyle karşılıklı konuşma planlarında. Hmm. Mesela Şener Şen'in eşiyle konuştuğu böyle uzak yetişimsiz hmm. sahnede şey gülen Gülengül şey getiriyor bir hmm. şey getiriyor. Şimdi Orada reverse bir tane genel genel hmm. çektikten sonra açı karşı açı yaptık ama ışık her ikisi için de backlight ve Aynı. bozmayacak şekilde çalışıyor hmm. ikisini de düşünerek yani birinin key light backlight backlight'ı olsun. Ona karşı değilim sakın yanlış anlaşılmasın. Yok, yok Benim ben dediğim öyle şeyi sanıyor hani ya kameraları yerleştirelim. Buraya koyalım. Ondan sonra seçeriz içinden. Aynen. Ben şeye tavalar, de bayılıyorum. Işık yakalım. Ya o kamera da boş durmasın. Şöyle. <laughs> bir şey o da yakalasın. bayılıyorum ben mesela. Yani... O boş durmasın da şuradan bir şey alsın ya o da. Evet. Yakın çalışsın yani falan. O biraz yok öyle şeyde. Dünya Kız şaşırmış. O aslında hocası. tasarımıyla alakalı ya evet. abi. Tamamen evet. işin tasarımıyla alakalı yani. Jurassic yani. Park'ın tek kamerayla çekildiğinde hocası da şaşırmış. Aa öyle mi? <laughs> değil, bak dedim ispatı burada. Tabii. Kesinlikle. Hani eşkiyada da. Evet dönelim eşkiyaya abi. Yani. Oraya nasıl çalıştın? Yani eşkiya sana Benim senaryo olarak geldi hmm. aynen öyle hmm. ve şey bunun ışığından lokasyonlarına kadar kamera seçiminden ne bileyim böyle çalışma prensibi ne kadar nasıl işte Yavuz Bey'i tabii ben bir filmlerinden çok hmm. seviyorum bey ama tabi bir heyecan var beni seçmiş. Bir de Yavuz Bey'in ilk sesli filmiydi bu. Aa değil mi? Evet tabii öyle bir gerçek o var ilişki doğru. O işki aslında ilklerin filmi. Bak ilk dijital ses orada. Yani Hı -hı. perforasyonların arasında ses Hı -hı. analog, manyetik bant dışında şey e, optik ses dışında Hı -hı. E, dijital ses e, vardı. hepsini böyle büyüteçle bakıyorduk çok meraklı. İmaja gittik işte nasıl dijital ses yani. nedir diye. şey Şeyde tabi Yavuz Bey aynı titizlikle çok neredeyse bir sene öncesinden çalışmalara başlayıp Hı -hı. işte bu e, hikayenin geçeceği İstanbul'daki mekanlar yani bu eşkıyanın İstanbul'da kendini sığınacak sığın, sığınacak olarak gördüğü, hmm. sığındığı yerlerin çatılar olduğu, hmm. çatıları dağlara kaçtığı dağlara benzettiği hmm. ve o çatılardan çatılara atlayabilmesi gerektiği falan gibi konuları konuşuyorduk. Sonra mesela çeşitli fotoğraflar ki çok doğru bir şey bu hepimiz hmm. öğrendik bunu artık uyguluyoruz yönetmenler de bize belli şeyler sunuyor çünkü hmm. en bir şey referanslar oluyor. Referans olması hmm. çok önemli çünkü birinin gördüğü bir tonla öbürünün gördüğü ton Hayal, tabii, hayal ben bence şey, de tasarım. referans çünkü bir yerde şey birbirinde en iyi şekilde evet. anlatabilme şekli ya aklımda ne varsa ben bunu tabii. yazayım göstereyim çizeyim ne yapıyorsam yapayım sadece beni anla gibi bir tabii. yerden bakıyorum tabii, referansı tabii. o mesela e, Şener Şen eşkıya giriyor vuruyor ya bir hmm. şeyde araba şeyini hmm. tamirhanesi gibi bir yerde orada mesela Yavuz Bey bana hatırlıyorum siyah beyaz birkaç fotoğraf göstermiş fotoğraflardan birinde birisi ölmüş yatmış ağzında sigara ama sigara tütüyor hmm. mesela filmde o plan var Mesela mi? Bu tarz böyle bu duygu dedi hmm. mesela bu böyle adam ölmüş ama hala sigarası tütüyor hmm. falan gibi İşte her şeyi her şeyi böyle titizlikle çalışıyor ben çok aslında şaşırdım çok demeyeyim de çok avantajlı yani abi. çok zor çok avantaj. heyecan duyuyorsun Tabii. hata yapma Aynen hata. Öyle. Şimdi mesela hani normal bir çalışma tarzında belki yönetmen e, şey yapmayabilir. Ya tamam problem değil. Tamam okul olduk kadar öyle, hmm. oluyor, öyle Şimdi zaman yok. işte bu bu şeyden değil prodüksiyon. Ama şimdi Yavuz Turgul tabii öyle bir ekip ve öyle bir prodüksiyon şeyi kuruyor ki e, her şey dört dörtlük olsun. Tabii. İşte şey mekanlar, geziler ki ayrıntıcı olmasının e, da zaten tabi tabii. Tabii. Tabii Büyük mesela şeyi var. örnek vereyim. Gene çok saygı duydum senin. Av mevsiminde Haydi şarkısı çok Hı -hı. popüler oldu. Hı -hı. Biz işte bu Kemalburgaz'ın oralarda mı şeydi bir kahve vardır. Tarih Hı -hı. bir kahve. Orayı beğendik. Oraya Hı -hı. gittik. Ee, prova yapmamız lazım. Yavuz Bey ofiste e, şey yaptırdı. Böyle kolilerden Hı -hı. sanat yönetmeni şey ölçtü. E, e, kahvenin boyutlarını, kapının yeri falan. Hı -hı. Kolilerden o sınırları yap çizdi. Bu odanın sınırları gibi. Kapının yeri belli. Masalar geldi. Üstünde böyle çörekler, kek pastı şeyler var. Hı -hı. Figüranlar geldi. O sahnenin provasını yaptık. Haydi sahnesinin 3 kameranın da yerini belirledik. Objektiflerine Hı -hı. kadar vizörle bakıyor Hı -hı. Yavuz Bey. Bakıyoruz beraber. Bu işte 18 olsun, bu şura olsun. Falan. Tıkır tıkır 3 saatte çektik. Hı -hı. Adam yani nasıl bulunmaz nimet böyle bir şey. Evet, tabii tabii ben kesinlikle. bunda nasıl olumsuz bir şey söyleyeyim. Ha, oyuncularla Yavuz Bey'in çünkü yönetmenin ana malzemesi o tabii o başka bir konu zaten. hamuru oyuncudur ya. Tabii. O yazdığı hikayedeki şeyi hmm. e, yaratan e, o kimliğe bürünecek kişi oyuncu olduğu için hmm. oyuncularla çok uğraşıyor doğal olarak. İster ister. Onu yoğuruyor, yoğuruyor, zorluyor, terletiyor, hamama sokuyor <laughs> falan böyle işte oyuncular biraz strese girebiliyor. Hmm, Ondan doğru. dolayı bir şeyler oluyor. A Keşke. Mevsim'inde mesela Aha. biz Hindikem'de bütün filmi çektik. Uğur dedi sen provalarda okuma provaları var. Aa dedim Yavuz Bey canıma minnet ne güzel böyle bir talep ediyorsun. Hı -hı. Ha ama dedim yani bir çekimim olabilir bir reklam onu ayarlarız onu dedi bir şekilde. Hı -hı. Ama hiç aksatmadım. Şimdi bu beni daha zorluyor. Daha Kesinlikle. çok zamanımı harcatıyor. Aynen öyle. Ama görüntü yönetmenisin. Bedava değil bu iş arkadaş. yani Nasıl olması öyle gerekiyor? Öyle bir de bu, o artık senin de bir eserin ya abi. Evet, yani Yavuz öyle bir gerçeği var. Ben o duyguyu nasıl geçirdiğini Aynen. nasıl anlattığını sonra mesela sette iki ay sonra bir şey olduğunda herhangi bir filminde şey diyebiliyor oyuncuya biz sen de bunu böyle çalışmamıştık bu ifade nereden çıktı? Hı -hı. Soruyor, değil mi? Çünkü yutturamıyor. Tabii. <laughs> Yutturamaz ona. <Çünkü gülüyor> Hayır hani ama şeyden değil. Oyuncularımızın hepsi çok şey. Tabii. Çok değerli isimler hepsi. Hı -hı. Fakat Küçük bir nüans farkı olsa küçük bir yorum eklese tabii oyuncu yorum da ekleyebilir bu arada. Ama farklılaştırabiliyor başka, tabii istekleri. O başka yani yönetmen da, tabii. ona bazı sahnelerde açık olup burada bir yorumunu katta diyor. Hı -hı. Mesela bana şey diyor dedi yönetmen orman sahnesinde sen dedi bul bu sahneyi. Ya Yavuz Bey yapamam dedi. Beni yönetmen yapmayın Allah aşkına. <laughs> Değil mi? Ya, ben mutluyum dedim. Yok dedi. Bu dedi sen bul buraya falan. Gittik Hı -hı. ormanda kök ağaç köklerini bulduk kamerayı koyduk. Değerli de bir hoca asistanlarından e, şeyi bırakıyor. Sahne bırakıyor. Hmm. Yeşilçam'da öyle bir ekol vardır. Hmm. Hani bir sahneyi öğrensinler, şey yapsınlar evet, diye bırak çeker. Tabii, Gene o masada bir plan vardı. Böyle bir şeyin holdingin masasında hmm. oturmuşlar. Ee, Ayhan yardımcı yönetmen. Ayhan aslında yönetmendir. Yönetmiş, hmm. Yavuz Bey var diye bir yardımcı hmm. yönetmen kabul ediyor. Siz dedi kurun bu sahneyi dedi. Ayhan kurdu. Aydınlatmasını yaptık işte falan böyle. Kamera ne yapalım kamera ortada olsun böyle dönsün hmm. ben de ben dönebiliyorum işte masaya oturdum Yavuz Bey geldi çok güzel dedi peki dedi bu dedi kız dedi niye burada oturuyor dedi hayda biz onu düşünerek koymadık oraya halbuki <laughs> <değil> <laughs> Cevap veremediğimizi anlayınca... Aslında sebep şey, sonuçta bir, bir mizansan oluşturabilmek ne kadar mümkün. kız mi? dedi, hikayede dedi... Babasının koltuğuna göz diken o şeyde Göz diken demeyelim de o Hı -hı. iktidara en yakın kişi Ors'ta. O yüzden burada duruyor. Değil mi dedi? Hayır dedik biz ona. <laughs> çok doğru olmuş biz öyle dedi. boş diye mesela, oturtmuştuk. Mesela yani bu, evet, bu tip Çok mühim, aşırı mühim. Okul gibi ya. Kesinlikle. Yavuz Turgul'un setinde bulunmak... Kesinlikle. Hani. Peki sen ee, eşkiyada da olabilir hmm. bu hani biraz da daha... av mevsimini neyle çekmiştiniz abi? Av mevsimi 35 milimetre. Mm yani 35, okay, 35. Tamam. 35 mm yani biraz daha de 35'te kalayım ben diye düşünüyorum. Tabii, tabii. O dönem... eşkiyada da Movicam kompaktti mesela ilk hmm. sesli çekimdi. Evet o evet evet. Sesli çekim. Teklif. Onlardan yana peki mesela nasıl çalışıyordun? Yani nasıl hazırlanıyordun? Yani böyle ne bileyim taslakların oluyor muydu ışık için? Veya e, atıyorum işte ne bileyim fotoğraflar mıydın? E şimdi tabi işte atmosferle veya, ilgili tabii. E, filmler, e, Yavuz Bey'in gösterdiği Hı -hı. fotoğraflar, resimler veya mesela hani ay ışığının tonuyla ilgili ne kadar az mavi olsun, ne Hı -hı. kadar mavi olsunlar. İşte, e, i̇şte evet ben aslında onun talepleri var. Sen evet. tamam dinliyorsun talepleri. Evet. Okey, hadi Tamam okey ben şimdi şunu yapayım falan evet. dediğin yer ne? Yani o ne oluyor yani? Şu sen de karşı referanslarla gidiyorsun. Hmm. Yani bir çalışma yapıyorsun. Mesela benim hala bilgisayarımda şeyler var. Orman renk örnekleri. Hmm. Yani e, hangi siyah beyazla renkli arası bleach bypass gibi bir etki hmm. yapalım. Onu nasıl elde ederiz diye. Hmm. Sen de hani karşılıklı filmler, öneriler. Mesela. Ee, bu yol ayrımının son jeneriğinde bunlar mutlu mutlu böyle çok özel ağaçlı bir yolda gidiyorlar hmm. ve arka jenerik akıyor orayı da Bursa'da bulduk mesela o plan için sırf oraya gittik o gün filmin son planıydı hmm. paydos ettik çok neşeli <laughs> bekledik doğru saate bekledik çok iyiymiş tam yandan güneşi alacak şekilde hmm. mesela onda da benim buçkesi diyen Sandals kit'te bir sahne var böyle bisiklete biniyor kız hmm. şey komiklik yapıyor şey işte kız gülüyor falan samanlıkların orada oradaki böyle Hafif lens flare'ler o sarı tonlar hmm. falan hani orda ilgili de ben Yavuz Bey'e bir dedim bu tarz falan mı yapalım nasıl falan yani hmm. açık yani dinliyor da görüşte soruyor hmm. ee, ve ona göre bir şey yapıyorsun tabi 35 milimetre zaman tabii negatiflere karar vermen lazım. Evet hani işte. Hangi aslında çalışacaksın? biraz da aynen onlardan yana konuşmak evet, istedim seninle. Evet. Yani ya. gün ışığında sahneler var, geceler var. Işık malzemesinin listesini yapıyorsun. Yüzde yüz aynen. Çok ee, mühim çünkü. Aşırı çok, mühim. Şimdi... Ya, şu anda da mühim gerçi. Ayrı Tabii. mevzu. Hani ben senin metodunu o anlamda biraz merak ettiğim evet, için soruyorum. Yani aslında. o ıı, sahneyi okuduğunda ee evet, sözün kestiği çok özür dilerim evet. abi ee, Yavuz Turgut filmlerinde aslında o gidişatın nasıl ilerleyeceğini biliyorsun. Evet. Biraz evet. da öyle ilerlemiş tabii, sanırım tabii. değil mi? Çünkü şimdi... çalışma prensibini biliyorsun. Evet. Senin de nelere dikkat etmen gerektiğini de çok iyi biliyorsun. Ee, ama hani bu her iş için aynı e, metodu kullanıyor musun yine bir işe Yok. hazırlanırken? Onu sor. Onu Üstümüze da sorayım sana. Üstümüze yapışmış bir tarz olmamalı aslında ama hmm. yani şimdi hepimiz severiz ki ben de çok severim daha sinematografik daha Film look dediğimiz, Hı -hı. kontrasttan korkmadığımız, e, hani e, bazen sadece bir key light ile backlight Hı -hı. kullanmadan belki, şart Hı -hı. değil yani üç ışık prensibi tamam ama şimdi Yavuz Bey buna açıktı. Yani ama tabi diğer Art House filmlerimde de öyleydi. Yani Yeşim'de iz mesela benim çok sevdiğim bir iştir. Ama onu bir bulup da restore edemiyoruz mesela. Onu şu şey yapabilsek mesela izinde atmosferini çok beğeniyorum. Aa. Yani bu tarz e, atmosfer konusunda e, bağnaz ve şey at gözlüğüyle bakmayan Anladım. yönetmenler ve yapımcılar hı hı. olsa hayatımızda hep diyoruz ya tabii. işte Yavuz Bey öyle bir yönetmen Anladım. yani senin hayal ettiğinden de daha şeyini Ötesini istiyor. düşünebiliyor. Ötesini kesinlikle. düşünüyor ve daha kontrast olsun. Renkleri daha solgun düşünelim hı hı. gibi gibi böyle işte ağaç kökleri simsiyah olsun korkutucu hı hı. olsun. Ne kadar güzel ya evet, yani tabii. bu Aynı, çok arayıp tabula... mühim şimdi yani bunun, aşırı mühim. bunun için ekipman, filtreler, günün hangi saati çekeceksin. rejistanıyla dolaşırken Hı -hı. notlar alınıyor. işte şu saatte şurada olmalıyız, burada burada olmalıyız. Hı -hı. Genelleme yapıyorum ben evet, sadece evet, evet. Çok eşkıya iyi anladım. veya sadece A mevsimi yol ayrımı Hı -hı. için değil. Hatta ben biraz ee, daha yakın tarihe geleyim. Erşen Kuneri'den de biraz bahsetmeni isteyeceğim. Ha, evet, yani mesela soğan... onunla onun arasındaki farklılıklar nelerdi mesela? Senin, şey, ya senin şimdi... çalışma prensibinle senin bir işe hazırlanırken ki metodunla alakalı. Gene aynı oluyor Hı -hı. ama şöyle tabii şimdi o bir Netflix Erşan Kuner'i de aynen öyle Hı -hı. Bir Netflix işinin olmasının şey şimdi, Hı -hı. durumu söz konusu. Hı -hı. Ee, dönem işi. Eee Cemil renkli bir sineması var. Bunu da biliyoruz. Ee, ve beraberinde de getirdiği aslında hem avantaj hem dezavantajlar var. Evet, evet. Oradan yana nasıl ilerledin? Ya şöyle Cem aslında bizim çok eski bir şey dostluğumuz mu diyeyim ama çok saygı duyuyorum, seviyorum, çalıştığımız arkadaşlarım reklam filmlerinden Hı -hı. daha önce işte çalıştım. Benim okul filmi mesela bitirme projemde Cem kendiliğinden geldi. Aa, çok iyi. Bir arkada background ekstra rolünü oynadı. Gitti Gerçekten, İki gece de geldi gecenin içinde. Kendisi yani Hı -hı. Reis Ceylin Barın'da sahne çekiyoruz. Bu arada ekip de muhteşem. Mehmet Aks'ın görüntü yönetmeni işte birisi Selahattin bir şey falan Hı -hı. filan gibi böyle şimdi Hı -hı. tam şey hatırlayamıyorum. 16 sesli çekiyoruz. Oradan da bir şeyimiz var. Ee, sonra Hokkabaz mesela. Hmm. Cem'in de çok sevdiği bir film. Benim de sevdiğim ben de işlerden sevindim. biri. Bayılırım Sen benim ya. en, Uğur abi en sevdiğim işim diyor Hokkabaz. Gerçekten. Şimdi orada tabii Cem Yılmaz'ın şöyle bir şeyi var. Cem Yılmaz tabii filmin yönetmenliğini kendisi üstlendiğinde hmm. filmin yani hikayesinde yazan üstünde çok yük var adam. Tabii, tabii. Yani hem hikaye yazıyorsun hem başroldesin hem e, Oynuyorsun. Hem ondan sonra rejisi. O o yüzden de e, reji anlamında yardımcıları olması gerekiyor Hı -hı. bir şekilde. Ama tabii bir başka yönetmenle de her zaman anlaşı durumu olamayabiliyor hmm. yani o Yo, yani ya da o proje için kendini ha. o anlamda yeterli görüyor ki evet, ya, yapıyor ama yani ama çok yorucu o ve da. tabii yorucu oluyor o tarz sanatçılar için orada da sana daha fazla pay düşüyor sanırım evet yani, değil ama mi? şey çok büyüyor yani olay çok büyük bir şey hmm. tabii dekorlar, her şey dekorda çektik dört hmm. dört prodüksiyon Cem her zaman çok nazik ve kibar hmm. Ekibe karşı çok iyi arkadaş hmm. fakat evet, her şey dekorda çekmekle çekmek akışı de... ve ay, işleyişinde, ay, ay. işleyişinde tabii bir delay oluyor ister istemez. Hmm. yani işte dışarıda monitörler kurulmuş falan böyle işte oradan oraya kulaktan kulağa telsiz de falan. Ben bazen koşuyordum Cem'in yanına ya tam anlayamadım neyi kastedi? Yok hadi ya olmuyordu diyorum. tamam hallettim <laughs> diyorum iki dakikada. Ama ondan ona ondan ona kulaktan kulağa evet, olacak, biraz gecikme sebep oluyor. Gecikmeli ve yorucu oluyordu. Yani mesela bir biraz da bir şey de var. Cem'e de ben bunu söyledim dedikodu değil. Ya dedim senin son dönem çektiğin işler çok fazla renkli. Çok Evet Aydınlık. ya abi aynen. Niye yani... böyle bir yerde dedim birinizin gözü bozuk ama. Bir yerde bir arıza var ama ben bunu bu işten sonra anlayacağım dedim. şimdi Anlayabildin mi? Ya Biraz anladım okay. ama şimdi okay. ayıp olmasın. Şöyle oluyor okay. şimdi. Ee, yani mesela kostümler çok değerliydi hmm. filmde. Dekorlar. Hmm. Evet kostümler biraz daha görünsün. Evet biraz daha açalım bir yerleri. Evet hmm. işte. ...şey Haklı da bu arada. Ha bu arada Cem de şey diyor. Bu arada işin hikayesi. Ben diyor bir özür... kuru kuru şey demiyorum. Ha diyor açın, biraz daha açık olsun falan diyor. Ya yani Uğur abicim diyor hani şey anlamında. Ama sonra da ulan fazla mı açtık? Fazla mı? Şimdi biraz bana Erşen Kuner'i özellikle o dönem ...Kuru Murat... Hmm. geceler açık geliyor. Yani bizim hmm. yaptığımız gibi değil. Değil mi? Bir yerde bir şeyler oluyor. Niye oluyor? Son anda bir korkumu geliyor. Son anda bir yapımdan bir şey mi geliyor? Biraz daha mı acaba falan oluyor? Hmm. Ama işte. Bütün o dört buçuk aylık kalırdaki emek, e, ha şikayetçi değilim bu arada imza evet uğraşmak imzası var diyor herkes ama çok daha güzel olabilirken, çok daha güzelken. Kesinlikle hani her ben şeyi... mesela yani hmm. bu naçizane sana hmm. paylaşmaktan yana çekinmediğim hmm. bir düşüncem. Erşan Kuneri'yi izledikten sonrasında bütün bölümlerini çok şık, çok şık duruyor her şey. Hmm. Çok hmm. E, renkli gözüküyor İşte bu zaten bu renkliliği hmm. ve bu hmm. eğlenceyi aslında o entertainment hmm. kısmını çok iyi... E, pazarlayabiliyor ve sunabiliyor bize. Ama böyle mesela hep şeyleri düşündüm. Ya Uğur abi acaba bunu çekerken böyle ya aslında bu dönem işi cem. Biz bunu acaba biraz da şöyle bir şey yapsamaydık diye düşünmüş müdür? Ya da çok renkli olması onu rahatsız etmiş midir? Çünkü senin e, sineman da daha doğrusu hı. uzun metrajlarında ya organize işler o kadar renkli bir iş değildi mesela. Hı hı. Ama tabii ki de ama o da burada... bir hikayeydi mesela. Evet mesela çok daha hatta Komedi. temposu da çok daha yüksek bir hikayeydi evet. yani. Ee, buradan yana tabii ki de yönetmen biraz böyle istekleri doğrultusunda belli bir kararı almış olabilir seninle hmm. beraberken de. Ama hani senin buradaki dokunuşlarından yana içine Sinem bir durum ya yani tabii ki de imza her hmm. daim senin. Ama böyle hani bahsettiğin gibi mesela geceler biraz açık diyorsun. Daha atmosferik Aynen. olabilirdi ve mesela... olmasının da zararı yok. Seyirci bu film niye böyle demez evet. çünkü Netflix'te zaten izliyor. Kesinlikle. Daha güzellerini izliyor. <laughs> Arada bir Kayıp oluyor. Yani Renk, şimdi Peki renkten ve ışıktan yana çok senin de... Ee... Her şey vardı. Hiç sorun yok. O okay, anlamda çok şey. Yani hatta Cem'in kendisinin sette olduğu anlar. Ama kendisinin rolü olmadığı anlarda daha hızlı yürüyordu iş tabii ki. E, tabii. Öbür türlü çünkü tabii ki hani işi e, şey yaptı. Ne bileyim. E, hani... ...sahadaki yönetmenlik ya da yardımcı yönetmen görevi gören arkadaşlarımız hmm. da tabii ki asıl e, işin sahibi... ...ona karşı sorumlulukları olduğu için e, o kadar muhakkak. cesur da olamıyor, hmm. e, başka bir yönetmen de olmuyor ama her şey çok genel anlamda iyiydi. Yani hmm. fakat ben yani kendim baktığımda e, biraz daha mesela HDR'da çok iyi oldu, hmm. biz HDR yaptık... E, normal e, standart definition'da o öyle oldu ama niye öyle oldu? Yani ne oluyor? Yani standart definition HDR kaç kişinin evinde var? E tabii. Şimdi orada benim gördüğüm şu. Görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, yönetmenin sağ ve sol omzundaki melekleri kimse hmm. diğer e, sanatçı arkadaşlar diyelim yönetmenin ve yapımın buna güvenmesi gerekiyor dünyanın her yerinde bu böyle sen onu ona anlatabileceksin doğru bir şekilde Beraber zaman vereceksin çalışmanın, çalışmanın bir manası ve, olması gerekiyor ve e, her anlamda sorumlu onlar olacak Ha hmm. bir daha memnun kalmayıp çalışmayabilirsin hiç mecbur, mecbur değilsin Kesinlikle. ama işi yapılırken çok başlı olmaz bir iş yani bir mutfakta ...beş tane ahşi olmaz. E öyle. Şimdi bunu ben şeye öz, özgü söylemiyorum. Yok yani, yok yo, o son, iş da söylediğini... Şey genel olarak evet, evet, konuşuyorum evet. ben Aha, yani. Tabii, hani tabii. Şimdi Cem bir sanatçı, karikatürist. Çok düzgün bir insan. Yani istediğini bilen çok zeki birisi. Yüzde yüz Ama işte yani. o böyle aradaki direyler, aradaki şeyler... ...adam zaten çok yoğun, oradan oraya Üzülüyordum ben bazen. Yorgun, turneye <laughs> gidiyor, geliyor işte şey olabilir hani bir insanın içi acıyor o kadar yükü kaldırması evet, şey. Falan. hani orada biraz böyle güvense şeye görüntü yönetmeni renkte kalır da Hı -hı. evet sorumludur koloristle beraber budur ha, bir şey varsa direkt onunla muhatap olması lazım Mesela? Yani diğer e, yardımcı arkadaşlar sadece yardımcı onların başka korkuları tedirginlikleri Hı -hı. olabilir ama hmm. görüntü yönetmeni projeyle ilgili konuştuysa yönetmenle sanat yönetmeni öyleyse direkt onunla muhatap olması gerekiyor evet, tabii. ama tabii ki Cemilmaz Yılmaz gibi diğer sanatçı yani birçok alanda şey faaliyet gösteren arkadaşlar çok yoğun ve yor, yoruluyorlar bu kadar yükten. Yok yok katılıyorum abi Çok şey abi, doğrudur. o yüzden ben mutsuz o da zaten değilim. işe silahayet ediyor ben. Şeye yani. ilgili ama daha iyi olabilirdi. Daha iyi yapmıştık renkleri zaten. Anladım. Çekim sırasında her şey iyiydi ama iki kamerada biraz çatıştık. Ben hmm. dedim ya hep iki kameradan kaçıyordum. <laughs> ama yardımcı yönetmeni hep diyordu Uğur abi işte falan ama dedim bak aks, abi para verdik aks şeyleri hayır abi. ondan da değil. Ne <laughs> olma adına? Çünkü yazık o Boy sıcakta de. kafasında peruk gözünde ya insan evladı Tabii, evet. yazık Cem'i bekletmememiz lazım bizim orada fakat doğru kutlanmak lazım ikinci bazen mesela akslar farklı olabiliyor Kesinlikle. bakışlar çünkü montajda onu oradan mı bağlayacağım bunu buradan falan ama bence iyi kotarıldı. Her filmin de ayrı bir renk tonu vardı Cem, Cem Evet biliyorum. Geldi, o anlamda baktı. çok detaylı çalışılmış Atlosfer zaten o bariz belli yani yorumlarda Kesinlikle. bulunuyor çok de akıllıca. Artı ben birkaç şey söyledim mesela kendimce ya dedim ben filmden geliyorum 35'ten hı hı. çizikler tamam çizikleri Cem de istiyor hı hı. hatta çok akıllıca bak şey dedi böyle son yazısı var ya Murat dedi bu titrer ya dedi titremesi lazım ee, şeye de söylüyor postada hı hı. evet dedi onu titretelim sebebi ne peki dedim. ...perforasyonlar. Kodak standart... ...ya da Belenovo perforasyon vardı. Hı hı. Ses filmine yazıyı şey yapınca... ...falan böyle uzun ve filmlerde... ...titrer hep o yazılar. Hı hı. Mesela oradan... ...kaynaklı. Bir iki Anladım. tane yerde de şey koyduk. Changeover Q denir. Hani film projeksiyon... ...makinalarında makineden makineye geçerdi ya... ...eskiden projeksiyona. Aha. Sağ üst köşede... ...bir benek çıkar böyle. Evet diye. evet. Onu da koyalım dedim. O sigara yanığında... ...öyle evet, bir şey diyorlar Bir iki hatta. yerde pıt böyle... Do ...şey koyduk onu. Ha, anlayan anlıyor ama... O Tabii böyle ki filmi de. biraz eskitiyor. Bir de köşelere 35 mm gate hı hı. vinyeti yaptık. Hı hı. Böyle bizim filmlerde artistik yaptığımız vinyetler değil. Böyle şimdi iPhone'da, iPad'de, tablette, evet. oyunlarda nasıl böyle zımba gibi keskin ya netten. Aha. Ama perdede öyle bir şey yoktu eskiden. Tabii doğrudur. O kenarlarda böyle tatlı bir vinyet yaptık filmlerde. Mesela bunlar küçük dokunuşlar. Yüzde yüz, burada, yüz ama zaten hani milyonlarca şey var bir işin ortaya çıkabilmesi burada için. Burada Cem'in yani. de karikatürist olması, yaratıcılığı ve bunları... Ve özen, özenerek şey yani, yap her talep etmesi yapması. Yani akıllıca öyle. talepleri falan. Tabii. Ama çok zor bir iş. yoğun Aynen bir öyle. Iş. Muazzam yani. Yani o kadar şeyin altından adamın kalkmış olması bile yani saygı Büyük, duyulası bir şey yüzde yani 100 benim, ya. benim açımda görüntüye ben, ben baktığında daha dediğim gibi daha kontrast ve daha az renkli olabilirdi bazı yerler ha, öyle olsaydı kimse kimseyi dövmezdi netflix e, seyircisi biletimi geri ver demezdi <laughs> hani daha iyi olabilecekken biraz daha hani peki kendine müzik... şeyi söyledin mi abi şimdiye kadar Hı -hı. Ee, bir sürü işin oldu bir sürü uzun metajın oldu Hı -hı. Bu iş gerçekten böyle hakikaten benim işime çok sindi ya. Yani tam istediğimiz gibi başladık, hmm. tam istediğimiz gibi bitti. Bana hem biraz şanslıydım, hem işte dersime çok iyi çalıştım hmm. ve şu an aslında bunu her izlediğimde çok da fazla memnun kalıyorum dediğim bir işim var mı? Vallahi bütün filmler bebeğimiz bizim şimdi. Çok böyle kaçamak ve klasik soru cevap vermeyeceğim. yo yo. yo Mesela al mevsimi o yani ...35 bin mm metre çekipti. de... ...A mevsiminin tonu, kontrastı... ...iş akışı, hazırlığı... çok mutluyum. Mesela aynen mesela, bahsettiğim... ...aslında heh, buydu. Mesela iz, Yeşim'in iz... ...Yeşim, Yeşim Ustaoğlu o da mesela bir... ...art havuz iş bu. Hı -hı. I, çok hoş bir atmosfer. Çok küçük bir ekiple... ...çektik. Tam böyle özenilesi bir ekip... ...yani. Şimdi artık... ...o kadar kalabalığız ki... ...ben şaşıyorum ya. Karavanlar... ...karavanlar. Tamam konfor güzel de... ...hareket edemiyorsun ki. Hareket Öyle, edemiyorsun evet, tabii. yani... Eskiden kamerayı al, tripodu koy, bir fokus bulur, bir tane asistan, bir tane bu sesçi aynı zamanda bum. Öyle de iş çekilebilir. Çekilebilmeli. Tabii. Art house işlerde çekiyor, çekiliyor bazen ne kadar güzel. Bence de. Bundan bu öbür durum biraz korkutucu. Ha Erşen Kuneri veya diğer filmler Hı -hı. yani belli Hı -hı. bir şeydi. Hani çizgi film, film, çizgideki filmlerde mecburen kalabalık ekip olmak durumunda çünkü prodüksiyonun Tabii. işlemesi lazım akması lazım Fakat Kesinlikle. baktığında Cem de balkondan baktığında Uğur abi diyordu ne yapacağız da sarı o yüzden dekorda çalışıyoruz çok evet zaman yani. tabii, o çok büyük avantaj bence o, orada öyle bir Kesinlikle. şey oluyor yani abi vallahi konuşacak o kadar çok fazla şeyim var ki seninde yani Allah, sağ olasın, ama zaman aynen de insanlar de var, buna aynen ne kadar katlanabilirler aynen Özel onu çok merak sıkılmasın. ediyorum böyle şey zaten bu bence part 1 olur Belki böyle birkaç bu, ay sonrasında, belki bir yıl sonrasında bir partiki evet, yaparız. Tabii Hem de. bu üzerine konuştuklarımız şeylerden yana biraz daha farklılaştı mı düşüncelerimiz, onlardan biraz bahsederiz. Evet. Daha keyifli olabilir bilmiyorum. Tabii tabii. Istersen. Ya bir de dijital dönüşüm falan onları da konuşmak evet, lazım. Evet, o, o zaten Kalmadı, yani o zaten şey bu kadar bir bu kadar bir açıklayıcılığı bir sorun vardı Ama sana. Ben de çok laf var. Çok laf varken birikmiş çok şey var tabii. Evet seslemez. evet evet kesinlikle. Hani ben sıkılmıyorum ama hani din, dinleyicilerimizi de çok özelmiş gibi durmaması lazım. Hani daha mesleki konu. Aynen öyle. Siz ne zaman tekrar ne zaman nasıl arzu yaparız abi tekrarla. Şey ben çok isterim yani. Devam partik. <laughs> Aynen öyle bir partik yaparız. O yüzden sana en son bir şey sorayım Aha. abi. Kendini geliştirmek için veya geliştirmek Hı. doğru bir kelime bilmiyorum ama besleyebilmek için nelere bakıyorsun? Neleri izliyorsun? Neleri okuyorsun? Valla şimdi tabii görüntü yani bu bir dene... de sen yani He. zamanla da aslında değişen bir durum tabii, tabii ki de. Tabii. Yani hani bir dönem başka bir şeylerden besleniyor bir insan. Başka yani şey yaş ilerledikçe hiç tabii. onun yüzüne bile bakmıyor bir tabii, daha falan. Tabii. O yüzden sendeki bu hem değişim çok böyle radikal oluyor mu çoğunlukla ya da böyle hani şey beslendiğim şöyle bu tarz şeyler var aslında hep oradan ilerliyorum diyorsun Ya değişiyor dediğin gibi ama mesela asıl bizim hani mesleğimizin dayandığı ayaklarını bastığı nokta biliyorsun resim sanatı. Evet tabi. Ve fotoğraf. Hı hı. Ve hareketli fotoğraf sinema. Şimdi dolayısıyla bizim tabi e, resim tablolar sanatçı hı -hı. ressamlar işte. E, klasiktir ama mesela bizim hocalarımızın da hep akademide de biz e, eğitim görürken hı hı. işte Rembrandt mesela her zaman hala Rembrandt ışığı diye bir şey var. Hadis, Tabii Kuzey penceresi ışığıdır o. Ha, Öyle 101'dir bir, yani. Hani ışıkla alakalı her konuda Orada 101'dir. Mesela o e, şeye de diyorum öğrencilerime de yani hı. resim sergileri resim tablolar hı hı. bunları inceleyin ışık yönüne bakın hı hı. renklere bakın nasıl geliyor doğal ışığı nasıl kullanmış. Mesela bunu normal hayatta da hani e, biz artık görüntü yönetmeni o şifre edebiliyoruz bir filmi izlerken mesela filmler bir de hayatımıza çok fazla yani, film gir, giriyor artık böyle dijital platformlar ama mesela film izlemek ee, sinema tarihinin önemli eserleri, hmm. oradaki e, şeyler. Aslında geçmişe sarımları. dönmek birçok şeyi Tabii. ifade edebiliyor ya. Tabii kontrast. Ben ona çok dikkat etmeye çalışıyorum yani kendi özelimde en azından. Evet. evet yani evet. çok fazla mesela o 90'lardaki Hollywood filminin Hı. ışığı da farklı bir, e, bir yerden besleyebiliyor beni ama ne bileyim siyah beyaz dönemlere gittiğimde de oradaki kontrast veya Tabii. ne bileyim. E, Low key'ler, high key'ler hmm. onlara nasıl çalışmışlar çok merak ediyorum mesela. Tabii şimdi yani. mesela geçmişte, geçen aklıma geldi. Ee, e, bu New York'ta falan gökdelenler Manhattan'da çok yüksek ya, Hı -hı. sokak aralarında gölge hep ya gölge yer. Tabii. Şimdi negatifin belli bir latitudü var dinamik aralığı. Hı -hı. Low contrast filtre vardı eskiden evet. hayatımızda. tabii low LC filtre neden yapmışlar onu adamlar işte o zamana o gökdelenlerin oradaki gölgeleri yumuşatmak için daha, falan yani mesela daha şimdi tersi negatif diye. fil yapıyoruz biz. Değil mi? Yani <laughs> dijital kameraların daha e, da aynı bir o için ne yaparız diye düşünüyoruz. Şimdi filmlerde görürüz hep mesela kamera arkalarında böyle bir statikem koşturuyor yabancı filmlerde de <laughs> mesela. Birisi de koca bir siyah bordu panoyu yanda koşturuyor mesela. Evet. Negatif fil yapıyor mesela. Tabii, hani tabii tabii. Düz olmasın doğal Aynen ışıkta çalışıyoruz ama bir de doğal o ışıkta Teknolojinin çok... getirdiği bir handikap belki de. Doğal ışıkta çalışma konusu da bir konuşayım. Çok uzamasın ama evet, son evet. bir nokta bambaşka koyacağım. Evet evet bambaşka konu kesinlikle. Doğal ışık demek doğal ışıkta çekmek demek değil sadece doğalmış de. gibi ışık yaratmak. Aynen öyle. O yüzden dogma akımına ben gülüyorum çok yani <gülüyor> ve biraz da hani. <laughs> Bunu haddime, seninle konuşmuştuk haddime. Haddime. evet doğru hatırlıyorum. Yok estağfurullah ya bu Çünkü kişisel bir düşünce olmadı, abi. olmaz. Öyle bir şey yok. Keşke olsa. Ben de isterim yani hani ama İşimiz kolaylaşır daha başka yerlerde. ışığında yerlere bile görüntü yönetmeni ışık yapar aslında. Aynen öyle. Güneşi tasarlar bile en tasarlar yönüne göre seçer. Güneşi Tabii. nereden alacağını ve ne tarafı kontrast yapayım, nereyi siyah yapayım. Hı -hı. Bu bir kontroldür. Işıksız çalışıyor olmak demek doğal Hı, bence ışık de. demek doğal ışık demek değil. Onu kontrol altına almaktır. Kesinlikle öyle. Ya yani ampulleri bağlayalım. E, şu anda Gece bile çekim yapabiliyorsun her... ama evet, o hiç, bir dokunuş hiç... nerede peki orada evet, bir sanatçı mi? Aynen, dokunuşu öyle. nerede Kesinlikle. kontrol altına almak Zaten o kamerayı, o kamerayı oraya koyduğunuzda çalıştırdığınızda herkes aynı şeyi görecek. Evet, evet tabii. Yani bu işi meslek olarak yapmayan biri de o görüntüyü görebilecek. Tabii hiç tabii. farkı yok çünkü, çünkü zaten o doğallı o. Işte. Mesele öyle. Öyle. O orada bir bizi ne? farklı kılan da o zaten. Kesinlikle öyle Ve işin kreatif kısmı. İşin zanaatle ile üretkenlik kısmı böyle yaratıcılık kısmının birleştiği nokta gibi zaten ben evet, görüyorum her daim evet, yani evet. görüntü yönetmenliğini. Yani oradan besleniyorum filmler e, şeyler işte bir dergide gördüğünüz bir belki bir kanı hmm. bir de gözlem. Gözlem çok önemli. Günlük e, hayatımızda hep gözlem sen de yapıyorsundur hepimiz Bazısıyla yapıyoruz. Fazlasıyla yapmaya Meslek çalışıyorum. Aynen öyle. Yani uçakta uçarken, trende giderken, ışık değişimleri, Miyazaki hmm. animelerinde biliyorsun trende o mesela farklı kılan ne mesela onu herhangi bir animasyona o trenin ışık içeri düşen vagonun e, pencerelerinin hmm. gölgeleri yer değiştiriyor. Evet. Hareket ediyor. İşte onu o adam bir trende onu gözlemleyerek yapmış ve onu bir, onu bir şekilde aktarabilmiş. Görüntü yönetmeni Tabii. de stüdyoda bir tren sahnesi yaratacağı zaman aynı nasıl bunu yaparımı düşünüyor yani Kesinlikle. cemi koyayım. Kesinlikle. Ne yapayım öyle. uçakta? Çözmesi gerekiyor onu evet. bu şekilde. Gözlem çok önemli bizde yani. Aynen. Baktığını görmek. Yo yo çok haklısın. Bu arada Darius Kongre'yi çok e, sevdiğini biliyorum. Çok evet. Bardo'yu yani. izledin mi? Bardo'yu izledim. Hatta sen söylemiştin. Ben fark edememiştim. Aynen sana. Aynen, şu an benim de aklıma geldi. İlkinciye o yüzden sormak de istedim. de izlemek istiyorum tekrar. Ben iki kere izledim. Çok, ben hayran çok, kaldım. Çok, çok güzel iş. Çok. Darius'u ben çok iş. eskiden beri takip ediyorum. Before the Rain diye bir film vardı. Orada kendi filmi değil. Jenerikli adı yok. Hı -hı. Ama American Cinematographer'da okumuştum ki Darius'un parmağı var orada. Ya Hı -hı. destek olmuş ya adını yazdırmamış. Anladım. Ama onda da çok güzel bir ...yağmurdan önce çok değişik bir atmosfer vardı. Ona da bakayım. Ee, çok da bakayım. sevdiğim İran'da. Ben de bardoyu... Yani evet. izledim böyle şimşekler çaktı. Çünkü evet. muazzam bir görsel e, lezzet sunuyor. Sofra açmış bizi. O yüzden sana sormuştum evet. zaten kamera, izledim mi diye. Yani. Bir de Seven zaten Darius yani. Tabii, Yoksa aynen. bir sürü üstad var. Tabii ki yani. bir sürü var kesinlikle. Macarlar işte, Wilmot işte. Hadi on, en sonunda i̇şte. onu sorayım abi. <laughs> Sorularım bitmiyor. Ee, şey var üstad demişken Amerika'da veya Avrupa'da bir sürü görüntü yönetmeni onlara da mesela Hı -hı. işte e, ASC üyesi olan da bir Hı -hı. görüntü yönetmeni mesela ona da hala üstad diyor. Hı -hı. Yani bu işte Darius Convey için geçerli ne bileyim Hı -hı. Bob Richardson, Roger Hı -hı. Dickens artık kim varsa yani ve bizim tanımadığımız aslında Amerikan sinemasında Hı -hı. çok fazla emek vermiş görüntü yönetmenleri de var. Onlar için hala onlar bir legend, efsane. tabii. Evet, evet. Senin için kim? Vallahi yaban yani şimdi Türkiye'den soruyor. Ha ha Türkiye'den. Aynen. Şimdi ben tabii eski bir kuşak kaldım ya şimdi. Ben onu da merak şimdi ediyorum o yüzden, zaten. O yüzden mesela onu onu benim soruyorum. öncesi e, dediğim işte bizim İlan Aracon Hoca'mızın e, şahsen de tanıdığım hmm. için e, çok fazla işli hani o dönem çok zor dönemlerde çektikleri hmm. işler ama işte İlhan e, İlan Hoca'yı anabilirim ama mesela benim e, dikkatimi çeken önemli işler. Şey, Gani hani... Turanlı mesela. Hmm. Ama Selçuk Taylaner'i başka bir yere de koyuyorum. Neden? Mesela Kardeşim Benim diye bir film çekmişti hmm. o. E, kardeşim benim de ben, bizim okulda yapılmıştı galası o zamanlar hmm. ben öğrenciyim. Farklı bir ışık tasarımı farklı bir doğal ışık hissettim. Hmm. Mesela hatta Selçuk abiyi biz e şimdi emeklilik olmaz bizde ama artık çalışmıyor. Onu mesela bir onur üyesi ben hep söylüyorum. Görüntü Yönetmenleri Derneği'nin bence bir böyle yaşayan hayatta olan Hı -hı. Çetin Tuncay'dı. Hı -hı. Şey, Selçuk Taylan hala çok değerli set fotoğrafları hala yayınlıyor sosyal medyada. Selçuk Bey'in mesela o şeyi farklı gelmişti bana filmde. Çok doğal bir ışık var. Sonradan anladım Reklam filmleri, reklam görüntü yönetmeni Hı -hı. bir taraftan. Mesela ilk defa orada böyle bir strafordan yansıtma. Tek key light backlight yok, hı hı. dolgu yok falan böyle bir başkalık var bunda dedim Anladım. bir güzellik var mesela Selçuk Taylaner o dönemden hı hı. işte eskilerden Ertuğrul Şenkay'da severim ama Ertuğrul Şenkay daha çok daha çok ticari işlerde hani böyle hı hı. bir şey ama Gani Turanlı yine çok o dönemmin görüntüleri Çetin Tunca'nın bazı evet, işleri Tuncun çok çok isim var yani şimdi. Evet evet tabii çok isim. Şu şeyimiz... dönemde peki mesela merak ettiğim bir görüntü yönetmeni var mı? Bizim ekipten. Bizim şey bu ülkeden bizim, yani. Biz ya şimdi yani ağır, bunu çekmiş yani yok. aslında Emre şey. Emre'yi beğeniyorum mesela. Emre Erkmen kız ha, kardeşlere bayıldım ben mesela. Ha, mesela. Yani Hadi. o o Şimdi bir tabi şekilde... Yanı... Tabii şey, yani A o kadar çok şey, ayıp etmeyelim kimseyi. Çok, çok fazla, fazla kişi vardı. var yani. Kesinlikle. Aynen. Aslında ee... ben biraz da buradan şeye de gelmek hmm. istiyorum. Her ne olursa olsun biz bu ülkede e, işimizi yapmaya hmm. çalışan hmm. insanlarız. Bizim de aslında birbirimizden bir şekilde beslenmemiz hmm. gerekiyor ya. Hmm. Yani onun bir uzun metajı, reklamı, hmm. belgeseli artık ne varsa o iş çıktığı zaman birilerini merak edip izlemek, hmm. ne yapmış diye görebilmek hmm. ve o belki de böyle hani Kötümser bir yerden söylemiyorum ama yargılar kısımla değil evet. aslında hani neden yaptığıyla alakalı tabii. biraz ilgilenmekte fayda var diye düşünüyorum. O yüzden sordum biraz daha Tabii tabii yok birçok festivallerde de yakaladığım birçok Meryem Yavuz mesela benim öğrencim hmm. organize işlerde ışık asistanıydı mesela ışıktan başladı ne kadar Vay nefis, Meryem onu hiç de çok güzel bir ...noktaya geldi. Çok güzel işlere Kesinlikle. bulaşıyor. Ben çok seviyorum ee, Meryem'in gözünü. Ondan sonra şey, Feza çaldıran ...mesela eşkıya da ikinci asistanımızdı. Hı -hı. Mesela Feza da çok güzel... ...işlere evet, sonbahar falan güzel öyle. işlere imza. Yani biraz projeye bağlı da. Tabii. Projede aynen. Her şey hani etken. bulabiliyor musun? Sana o şeyi... ...tanıyorlar mı? Şartlar, koşullar... ...çok fazla da her şeye evet dememek lazım. Evet belki. Yani de. kendimizi riske atıyoruz. Evet tamam. Yönetmenin hikaye için mübahtır her şey yapmak hmm. ama yönetmen o filmle evet film kötü bir senaryodan iyi bir film olmaz. Evet. Hmm. Çok iyi görüntüleri olsa bile bir film iyi bir film olmayabilir. Evet. Kesinlikle. Ama biz filmde kendimiz show yapmak için atmosfer yaratmıyoruz. Öyle. biz şöyle bir şey yapıyoruz yani ben de o eleştiriyi çok aldım hmm. ya görüntü öne çıkmış ön plana ama arkadaşım diyorum biz filmi çekerken öyle başlamıyoruz ki bir yönetmen bu film vasat olsun diye başlamıyor Tabii ki o de. film onun için baş tacı ama prodüksiyon koşulları montaj bir şey bir şey bir şey sonuçta yönetmen ana master ana orkestra hmm. şekli ya o döneler birleşirken bir halkalar kopabiliyor e, film tahmin edileceğinden, hayal edilenden başarısız olabiliyor. O zaman ama çekiyorken bütün sanatçılar maksimum performansla filme hizmet edecek şekilde çalışıyor. Yani ben bazen görüntüyü kirletmek için özel çabalar sarf ediyorum. Floresan hmm. koyuyorum. Hmm. Özellikle kirletiyorum ama kontrolümüzde kirletiyoruz evet, saniyeyi. Evet. Öyle reklam ışığı gibi süslü hmm. olsun değil her şey. Fakat sonuçta şeyden dolayı suçlanamazsın ki sen. Yani filmin görüntüleri öne çıktı. E öbürü de geri kalmasaydı arkadaş. Yani biz <laughs> öne çıkalım diye yapmayız. Aynı Çok aynı anda, aynı kullarda yani. aynı anda yapıyoruz işimizi Hı -hı. biz. Çekiliyor ya o anda. Hı -hı. Ya, ya film biraz zayıf olabilir. Ben ışığı kötü yapayım. Öyle bir mantık olamaz ki. tabii ki. De, yani atmosfer neyi gerektiriyorsa onu Aynen yapıyorsun. Aynen öyle o hikaye anlatıcılığı ne gerektiriyorsa evet. ona hizmet etmesi lazım. Aynen mesela. öyle aynı işte. Bu yani. Şey de öyle. kurgu da öyle, ses de Kesinlikle. şimdi sesçi de şey der mi yani? Ya işte ses ses şey olmasın sesler. Olmaz işte. A yani. Tabii yani tabii tabii çok iyi anlıyor. Şov yapmak için yapmıyoruz hiçbir. kesinlikle şey. öyle. Kesinlikle öyle. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni kırmadın İnşallah geldin. İnşallah sıkılmamıştır. Hayır yani bence ya yani ben sıkılmadım. Evet. Ben bilmiyorum izleyen kimsenin de sıkılacağını çok fazla düşünmüyorum ama o zaman şimdi tabii ki de yani. Aynen öyle. Çok teşekkürler abi ben teşekkürler. tekrardan. Ederim. Beni kırmadın geldin. Dediğim gibi çok fazla konu var ee, ama hani belki ikinci bir partta yaparız. İnşallah. Ee, yakın ikinin üçüncü bölümüydü bu. Dört, beş, altı böyle gideceğini umuyorum. Ee, tekrardan çok teşekkürler abi. Ben teşekkür çok sağ ederim. Sağ Görüşmek üzere. Görüşürüz.